Merhaba retro oyun severler. Retro oyun dünyasını konu ettiğimiz podcast yayınlarımızın 5.'siyle karşınızdayız. Ben Serkan Arslan, yanımda tabii ki Cengiz Ermiş. Merhabalar. Durul Varol. Selamlar. Ve Ozan Sarı var. Merhaba. Bu ortak yayınımızın yanı sıra Durul Varol'a El Aterisi adı altından Twitter ve Instagram, Cengiz Ermiş'e Cengiz Retro Game Room adı altında Instagram ve YouTube, Ozan Sarı'ya Sunday Picker adı altında Tumblr ve bana ise Oyun Laboratuvarı ismiyle YouTube ve Blogspot hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bizleri bu mecralardan da takip etmeniz bizi mutlu edecektir. Son olarak da yayınlarımızı YouTube alternatifi bir platformdan ulaşmak isterseniz retropodcast.blogspot.com adresinden de online olarak dinleyebilirsiniz. Online'ın yanı sıra RSS feed'i de kullandığınız podcast yazılımlarına eklerseniz ya da browser'ınıza eklerseniz yeni bölüm eklendiği zaman direkt size düşecektir bu audio olarak. Aslında bu 4 ve 5. bölümler arasında bu kadar uzun tutma niyetinde değildik. Fakat geçen hafta teknik bir aksaklık yaşadık. O yüzden de ara bu kadar açıldı. Normalde her hafta toplanmaya çalışıyoruz. Birazcık kaydımız patladı bizim. Geçen hafta bir buçuk saat kadar konuşup kaydı sonlandıramadığımız için audio dosyasında bir sıkıntı çıktı. Aynı konuları bir daha aynı şekilde konuşmaya çalışacağız bugün. Ama bu bize bir ders oldu. Tedbirlerimizi bir nebze daha arttırdık ve umarım iki cihazla umarım buna benzer kazalara karşılaşmayız. Bu hafta koleksiyonculuk ve hobi amaçlı obje toplamak üzerine konuşacağız ama dilerseniz son kaydımızdan bu yana gündemde neler olmuş, gözümüze takılanlar neymiş, onlarla başlayalım. Nintendo Switch'in dock'tan bağımsızken GPU hızının düşmesi ya da düşmemesi hakkında bir dedikodu dolaşıyordu. Evet, geçen haftalarda ilk Nintendo Switch'ten bahsettiğimiz zaman öyle bir tahminimiz olmuştu. Dock'tan bağımsızken yalnızca pil ile aynı performansa nasıl ulaşır diye. Biz işte işlemciden kısar, RAM'den kısar demiştik. Cengiz de olmaz öyle şey, GPU'dan kısmıştır demişti. Haklı da çıkmış. Dock'tan bağımsızken Nintendo Switch grafik işlemcisinin %40 performansta kullanabilecek. Yani %60'lık bir düşüş yaşayacak. Yarısından aşağıya düşecek. Aynen öyle. Bayağı bir düşüş. Bu, milleti bayağı bir üzdü bu haber. Peki şunu soracağım ben burada, yani fikirlerinizi almak açısından. Bunu dock'ta oynarken 40 inç, 42 inç bir televizyonda oynayacaksın. Ama dışarıda oynarken el kadar bir ekranda oynuyorsun. Bu GPU'nun %40'a düşmesi aslında oyun deneyimi çok da negatif etkileyecek bir etken olmayabilir. Yani normalde evet söylediğim gibi televizyonda oynarken oyunlar 1080p'de render edilecek. Sen elinde oynarken mobilken de bunu atıyorum 720p'de ya da daha düşük bir çözünürlükte render edecekse dediğin gibi çok da büyük bir sıkıntı çıkartmayacaktır bu deneyim olarak. Bir de sanırım 1080p'nin üstünde gösteriyormuş galiba şeyde. Yani sınırı 1080 değil 1440 mı ne gibi bir şey duydum. Evet, öyle olabilir. Ara bir değer var. Evet. Yani 1080p değil daha yüksek bir çözünürlükte televizyondayken. Onu bilmiyordum. Ama yani muhtemelen oyunlar 1080p'de render edilecek bile çok iddialı bir açıklama aslında. Öyle bir şey olmayacaktır. Hala PlayStation 4 Pro'da bile çok düşük çözünürlükten render edilen oyunlar var. Yok değil. 720'den upscale olabilir ya. Yani kesin bir bilgi yok ama hani dediğim gibi mobildeyken daha az bir çözünürlükte render edilecekse hem grafik olarak bir deneyimsel sıkıntımız olmayacaktır hem de pil ömrü önemli bir şey. Bence o noktada ekran boyutundan ziyade üzerine koyacakları ekranda akıllıca davranmaları lazım. Eğer düşük çözünürlükte render yapacaklarsa 720 ile 1080p arasında çok farklı olmayacaktır aslında. Hani 1080p'lik ekran koysa bile 720'de render yapsa çok kötü çamur görünmeyecektir. Ama madem bu portable'ken 720p gösterecek, 720p'lik bir ekran koyarlarsa harika bile olur. Tabii. Ya zaten Nintendo'nun mobil konsollarının çözünürlükleri en son konsol olan New 3DS'de bile diğer konsollara ya da günümüzün çözünürlüklerine baktığımız zaman gülünç çözünürlükler bunlar. Yani 320'ler, 480'ler, 480'lerine vurmadı bile Nintendo'nun hiçbir konsolu bildiğim kadarıyla. DS'ler, MS'ler düdük kadar. Nintendo'yu zaten özel yapan şey grafiklerin gücü falan değil. Oyun oynanış tarzındaki orijinallik oluyor evet, genelde. Sen geçen hafta sürmüştün karakteristik evet, özelliği var. Evet. Bir karakteri var oyunlarının. Oradan yürüyor. Bence de akıllıca bir davranış. Kendine bir kulvar oluşturması. Hani kendi açısından. 720p dedim mobilde. Hani o 720p'den aşağı bile olsa bugüne mobil kadar çok, elimize tabii aldığımız en güzel, en yüksek çözünürlüklü Nintendo ekranı olacaktır bu. Büyük ihtimalle. Çözünürlükten konuyu açmışken bu Xbox One S'in 4K olduğunu, bazı noktalar 4K olduğunu iddia eden bir reklam filmi yayınlanmıştı değil mi Cengiz? Evet, yine NFL temalı. Evet, zaten Xbox One bu NFL'e takmış durumda. Aynen. Yani hani ben bir oyuncu yazayım deyip devamlı bizim memleketimizdeki adamlar Amerikan futbolunu sokmaya çalışması şimdi, çok güzel oluyor. Bunlar esprili bir reklam videosu çekmişler kendi kanallarında yayınlamak için YouTube'da.
güzel esprili bir video ama videonun sonunda şöyle bir ifade yer alıyordu. Lafını kesiyorum. Bu Microsoft'un official kanalında mı yayınlanıyor? Evet, kendi kanalında. Yine böyle NFL temalı anneannesi ya da işte grandmasıyla, anneannesi ya da babaannesiyle NFL ile ilgili bir oyun oynuyor. İşte NFL bilmem kaç hani bilmiyorum. Önümüzdeki yılınkidir büyük ihtimalle. En sonunda da şey diyor, biliyor musun anneanne, işte bu aslında 4K bir konsol. Evet diyor. Anneannenin de çok umurunda çünkü orada işte 4K artık olması. Hani neden böyle bir şey yapıyorlar hani. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle hesabı, işte bize söylüyor tabii ki. O noktada da aşırı bir tepki alıyor. Başta tabii aşırı bir tepkiye dönüşmesi tabii ki bir süreç birkaç günü buluyor. Ama yayınlanır yayınlanmaz ilk birkaç yorumdan bir tanesi hayır 4K değil, hayır 4K değil şeklinde sıralanmaya başlıyor alt alta. Microsoft ilk saatlerde bunu çok sallamasa da kar topu gibi büyüyor tepkiler. Ve sanırım bir haftayı görmüyor video YouTube üzerinde ve aşağı çekiliyor. Bununla ilgili de bir açıklama yapıyor Microsoft. İnsanların neden bu kadar tepki verdiğini anlamıyoruz. Çünkü reklam dediğin şeyin yarısı yalandır, yarısı laf oyunudur gibi bir açıklama yapıyor. Sıvıyor yani. Bence de sıvıyor. Hiç hoş, hani kendilerine hayredecek bir şey söylememişler yani oradan. Ya gerçi bu Microsoft'un Xbox olayında böyle halkla ilişkileri aslında iyi gidiyordu. Yani işte Uncharted çıkıyor, CEO'su çıkıyor. CEO'su muydu artık kimdi bilmiyorum. Başındaki adam Uncharted çok güzel oyun, ben de bekliyorum tabii falan filan. Bir yumuşak geçişle gidiyorlardı. Bu da aslında hani kötü bir durum değil aslında. Tabii ki aşırı bir tepki var ortada. O bir gerçek. Ama Microsoft'un bu talihsiz açıklaması işi bir sıvayıp yaymış gibi görünüyor. Ama Microsoft'sun sen birader. Basın açıklaması yapıyorsan yani biraz daha 3 defa 5 defa okuyacaksın, yazacaksın, çizeceksin. İnternette fact trolls denen bir şey var. Hani ben hiç ünlü olmadan bu halimle bile tutup da işte orijinal Game Boy üzerinde Game Boy Color oyunlarını oynayabilirsiniz dediğim zaman birisi illaki çıkıp da hepsine değil yalnızca desteklenenleri diye beni hani beni durulu bile uyaracaktır. Sen Microsoft'sun abi ve çıkıp da olmayan bir şey söylüyorsun. Bu kadar tepki almaları çok normal bir şey bence. Ya orada reklam metnini hazırlayan ya da sonra bu açıklama metnini hazırlayan adamı bir gel kardeşim ne yaptın sen demeleri lazım. Talihsizlik orada zaten. Bence o akabinde gelen açıklama yani. Bu aslında hani Xbox One S güçlü bir makine ve ucuz bir makine. Amerikan pazarında rakipler arasındaki en ucuz makine şu anda. PlayStation'dan ucuz mu? Evet. Ve güçlü yönleri çok fazla aslında. Hani şöyle PlayStation'a göre güçlü yönleri demek istemiyorum ama bir medya oynatıcı veya salonunda bulundurmak isteyeceğim bir makine olarak oldukça güçlü özelliği var. Bunlardan bir tanesi de 4K video streaming özelliği. Yani film izleyebileceğin, dizi izleyebileceğin servislerden 4K'ya hiç takılmadan, herhangi bir kısıtlamaya takılmadan oynatabiliyorsun bu cihazla ve bunun altını hiçbir yerde çizmiyorlar nedense. Bu sadece bir yerde yazıyor böyle. Ya madem reklam yapacaksın buradan git. 4K bir medya oynatıcı de veya hani filmden yürü, maçtan yürü, işte NFL madem maçtan yürü yani. Yani 4K medya oynatıcı, tabii şimdi Amerikan pazarını bilmeden konuşuyorum. Ben lokal olarak konuşuyorum da 4K bir medya oynatıcı için Xbox One tercih ettim diyen adam ne kadar var Amerika'da onu da bilmiyorum. Şimdi Amerikalılar yayın izlemeyi çok seviyorlar. Ama Türkler kesinlikle hiç de sevmez Cengiz. Şöyle. Türkler televizyonu işte, hiç sevmez. Fakat farkı söyleyecektim tam da ben fakat kısmında. Onlarda ücretsiz izleyebildiğin yayın değil. Evet, çok leş. Leş. Çöp, çok iğrenç leş. Bir şey. Ya bizde de öyle hani, baba. Yani. Öyle ama biz onu hazmedebiliyoruz. Kendi içeriğini üreten bir şey yok ama bizde. Hani kablolu aldım, bu kablolu'daki şu iki kanal yalnızca bu kabloluya özgün diye bir şey yok. Onlarda o var. Adam tutup HBO izliyor oradan. Anlatabiliyor muyum? Hani bu cihazın üzerinden ve hani HBO'nun ne yapsa izlerim diyen adam var yani örnek olarak. HBO ne bu arada? Kanal mı? Kanal ve kanal. Prodüksiyon firması aynı zamanda. Başka kanallara da üretim yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Burada geçen hafta yine senin bu eski Amiga CD32'lerle ilgili gözüne çarpanlar vardı Cengiz. Evet, bir prototip diye sürekli dilime geliyor ama şey demek istiyorum. Piyasaya sürülmemiş, unreleased diyorlar ya. Piyasaya sürülmemiş bir donanımdan bahsetmek istiyorum. Donanımı üretiyorsun, yapıyorsun, piyasaya sürülmeme sebebi ne oluyor? Firmanın küçük bir firma olduğu için soluğu yetmiyor abi. Yani bir önceki projedenki borçları vesairesi ya da Amiga CD32'nin çok uzun soluklu bir konsol olmaması buna sekte vurmuş olabilir. Anladım. 3 adet snowboard aparatı çıkıyor abi ortaya. Normalde piyasaya sürülmemiş bir oyuna çıkıyor. Yine böyle şekil olarak tam boy bir snowboard şeklinde. 2 farklı şekil, 3 farklı tasarıma sahip bunlar. Adamın bir tanesi bunları eBay'e koymuş.
Yani nasıl eline geçirdiğini tabii ki bilmiyoruz. Bir depodan vesaireden çıkmış olabilir ya da orada çalışan biri olabilir. Bunları satışa koymuş. 3 tanesi 1000 dolara yakın bir fiyattan. Bir Amiga CD32 veya Amiga Collectorium diyen biri için çok büyük bir fiyat olarak gelmedi bana nedense. Ha, bana 1000 öyle. Dolar benim için çok yüksek bir fiyat ama Amiga CD32 de bana hani çok bir şey ifade etmiyor aslında baktığınız zaman. Hayret verici bir durum. Hani... Şimdi 3 tanesi mi 1000 dolar? 3 tanesi. Başka örneği yok değil mi bunların? Hayır. 3 adet. Ben abi, dünyada başka bir yerde bunlar yoksa 1000 dolar cidden çok ucuz bir para. Çok ucuz yani. Aksiyon olarak. Nesmini için 500 dolar isteniyorsa benim memleketimde 3 tane böyle piyasaya çıkmamış. Abi de Nintendo için... dedin. Hani Nintendo'ya dair bir prototip çıktığı zaman çıksa. Olanları bir çıksa i̇şte. Değil çıktı işte. Sony PlayStation Super Nintendo çıktı ya. Evet. Şu an paha biçilmez bir şey. Yani ona gelen teklifleri ben hayal edemiyorum herhalde. Milyon dolarlar falan dönüyor bu piyasada. Bu bir aksesuar. Sırf oyuna bir özel bir aksesuar. Öbürü ise koskoca. Belki de oyun arada, tarihini değiştiren projelerden başında geliyordur. Birincisi, ikincisidir yani. Motion control var gerçekten. Hani gerçek dedim çok tabii ki çok temel anlamda. Evet. Power Glove'da da vardı. Aynen. Biraz sağa yatırdığın zaman kesin bir switch'i aktive ediyor. İşte sağa gidiyor. Bu bizim Tony Hawk'ın PlayStation 3'teki kontrolcüsü gibi. Kaykay kontrolcüsü gibi. Evet. Ciddi anlamda hani deneyip yakından gördüğüm bir şey değil o ama ona çok yakın bir şey. O da V-Board'a benziyor diyebilirim. Balance Board'a benziyor. Evet. Yani hani neden bu kadar pahalı değil? Bir kere hani platform da lokal bir platform. Yani İngiltere dışında satıldı mı Amiga CD32? Ben satılmadı diye biliyorum. Yani en azından kendi bilgilerim o yönde. Ve küçük lokal bir konsolun çok da önemsiz bir şirketinin prototipi olması sanırım. Çok gömdün ya. Ama şöyle hani iki oyunu var adamların. Ha. Birincisiyle topu dikiyorlar, ikinciye solukları yetmiyor. Ocean'la ilgili bir şey çıksaydı daha güzel, evet, çok acayip değer olurdu diyorsun. Ya zaten hani prototip, eğer fotoğrafını görürseniz o kadar prototipler ki sanki dükkandan almışlar boardları, yapmışlar, henüz daha şeyde duruyor gibi. Yani kullanılmış boardların üzerine tasarım yapılmış gibi. Hı, anladım. Yani farklı tasarımda olmalarının nedeni o bile olabilir yani. Ama şey diyor, bitmiş ürün ama satamadık gibi lanse edilmiş. Yani üretime hani girmemiş sonuçta. Evet, seri üretimi yok. Hı-hı. Ürünlerin. Bunun dışında şey vardı. Yine bu sefer popüler bir platformun Game Boy için geliştirilmekte olan Akira oyununun prototipleri çıkmış ortaya ve farklı aşamalarda 4-5 tane kartuş gördüm ben videodan. Bu satılık falan değil. Bir adamın eline geçmiş. YouTube'da videosunu yayınlamış. Bu arada Akira'yı bilmeyenler veya başka bir şeyle karıştırmasınlar diye söylüyorum. Çok kült ve anime severler arasında çok popüler bir anime. Adam elindeki kartuşları videoda tek tek gösteriyor ve bunları hangi aşamalarda bırakıldıklarını gösteriyor. Bir tanesinde grafikler eksik, bir tanesinde müzik başka. İşte hani geliştirilmesini de kademe kademe görebildiğin prototipler bunlar. Aslında belgesel gibi yani. Hani kademe, evet, kademe göstermiş. İlk böyle yaptık, sonra bunu değiştirdik gibisinden böyle vermişler. Sonra hiçbir şey yapmadık kaldı. Gibi. Ha, bu arada piyasaya çıkmıyor zaten. Hani prototipi dedik ama... Yine piyasaya çıkmamış bir projenin prototipi bu. Yine koleksiyon değeri çok yüksek olduğunu düşündüğüm bir prototip parça. Prototip deyince bu SNK'nın çıkan mevzusu var Super Nintendo için. Evet, eski Neo Geo çalışanlarının Super Nintendo için piyasaya sürecekleri bir oyun da var haberler arasında. Unholy Night isimli bir dövüş oyunu bu. Dövüş oyununun yani bitmediği söyleniyor henüz. Piyasaya çıkmadan üzerinde birkaç değişiklik daha yapılacağı söyleniyor ama ben şu anki haliyle bile çok beğendim oyunu. Ama oyunda şöyle bir şey var. Hani arcade portlarını arcade'de oynadığın zaman bir alışkanlık olur. Sonra Super Nintendo'ya geçtiğinde bir frame eksik gelir veya birazcık yavaş gelir. O durum var. Ama arka planlar, karakter tasarımları, menüde oyuncu seçim ekranları falan arcade'i aratmıyor. Sadece sprite'in, yani o dövüşçülerin hareketlerinde bir frame kıtlığı var gibi bir durum var. SNK benim kokuyor mu görüntüler? Daha çok Capcom havasında bence, bana sorarsanız. Çok SNK değil. Bana da Capcom'u hatırlattı. Bu oyun eski bulunmuş bir prototipin Super Nintendo için tamamlanması değil değil mi? Tamamen günümüzde hazırlanmış. Kickstarter diyebiliyorum. Tamam. Kickstarter diyebiliyorum ama. Proje. Sıfırdan çıkan Super Nintendo için bir proje. Benim bilgilerim o yönde en azından. Kickstarter'sa yani aslında bunun SNK ile bir ilgisi yok. Yok, eski çalışanlar. SNK'da çalışanlar toplanıyor. Evet. Biz diyor bir oyun yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Peki bunu fiziksel kartuş olarak mı satacaklar, piyasaya, evet, sürecekler? Super Nintendo için fiziksel kartuş olarak piyasaya sürüleceği söyleniyor. Sanırım önümüzdeki 4 ay içerisinde falan satıldığını yani görebiliriz. Şöyle olmasını garanti edebiliriz. Kickstarter'ı destekleyen adamların ellerine mutlaka bir Super Nintendo kartuşu geçecektir. Ama çok büyük ihtimalle bunu işte Steam'de, Cart'ta, Curt'ta ya da Super Nintendo üzerine çalıştığı için herhangi bir ROM sitesinde de bunu oyuna ulaşabileceğiz muhtemelen. Bence de, çünkü atıyorum bu oyunun iki versiyonu çıksa, bir tanesi Super Nintendo kartuş versiyonu olsa,
Bir tanesi de daha güçlü bir platform için biraz daha yüksek frame ile çalışan, daha yüksek spekleri destekleyen bir oyun olsa bence gayet giderli bir oyun. Hani trash bir iş olmamış yani. Düşünsenize arcade kabinde yapsalar. Yani ulaşabilsek, oynayabilsek. Arcade kabin yapmıyorlar mı abi zaten? Yani şeyde bu Tekkenler falan sırf arcade kabine Japonya'da çıkmadı mı Japonya'da? Abi. Evet. Bence Japonya'da çıkar yani. Olur. Ama hani şey değil bu. DVD kutusu göndermeye benzemiyor. Hani arcade'i dağıtıp da başka ülkelere göndermeye kalksalar yine çok masraflı bir şey. İthalatçı gerekiyor hani, yani biri distribütör gibi çek malları verecek de. Ha şey olabilir. En güzeli bize hitap edecek kısmı şöyle olabilir. Neo Geo kartuşu şeklinde bir güzellik yaparlarsa yani Neo Geo ROM'u yaparlarsa. MVS yapalım onu da evet, çok yanmayalım onu. Ya. Neo Geo değil de. Neo Geo dediğim MVS ya. Oyun çıktıktan sonra zaten. Yavuz abiye yalvarsak bir tane arcade kabin yapsa bu oyuncu. Ama daha bir çıksın bakalım. Oyunu bir ROM'unu vesairesini bir oynayalım bakalım neye benziyor. Demosunu falan şansımız olursa yani en azından. Bir çıksın. O zaman yakın gelecekte çıkmış bir oyuna geçelim. Super Mario Run. Evet. Deneyimleri hiçbirimizde Apple cihaz olmadığı için Durul deneyimledi. Ben hiçbirimiz miyim? Durul dışında hiçbirimizde. Durul dışında hiçbirimizde olmadığı için Durul deneyimledi. Biz de ucundan bucağından biraz bakma fırsatı bulduk. Nasıl, beğendin mi Durul? Ya deneyimleri derken henüz oyunu satın almış değilim. Yalnızca beleş olan ilk 3 bölümü ve işte rally kısımlarını, bonus kısımlarını oynadım. Oyunun genel menülerini deneyimledim diyebilirim. Oynadığım kadarıyla gayet güzel. Ama çok yoğun, kötü tepkiler aldı bu oyun. Sence? Bence'den ziyade ilk başta... Sence neden ki bu kötü tepkileri aldı? Yani insanların beklentisinin ne yönde olduğuyla alakalı bir şey. Şu an işte iOS cihazlar artık herkesin cebinde olduğu için genellikle insanlar, özellikle bizim memleketteki insanlar diyeyim, evlerindeki Famiclonlarında oynadığı Super Mario Bros. Oyununu oynadıkları ve Mario mevzusunu orada bitirdikleri için yine o tarzda bir platform oyunu beklediler. Hatta çoğu insanlara bizim çok aşina olduğumuz New Super Mario Bros. Grafikleri çok yeni geldi. Böyle Mario mu olur değil mi? Famiclon dediğimiz şey de Mario'lu televizyon atarisi. Ha evet, yani bildiğimiz kasetli Atari hepimizin zamanında, çoğumuzun evinde olan. Benim beklentim Nintendo mobil oyun yapacağı için ve işte Pokemon Go gördük. Yani Pokemon Go bence hiçbir Pokemon oyunu değil. Yani Pokemon Go 100 üzerinden 20'lik bir Pokemon oyunuysa Mario Run bence 50'lik 60'lık bir Mario oyunudur. O yüzden de çok büyük bir beklentim yoktu. Daha doğrusu hani New Super Mario Bros. Tarzında bir platform oyunu beklemedim ben. O yüzden de gayet güzeldi. Yani oyunu anlatayım. Herkes biliyor gerçi ama... Oyun tek elle oynanabileceğin, yani metroda, cartta, cürtta, sağda solda oyalanmak için oynayacağın, yalnızca tıklayarak Mario'yu zıplatabileceğimiz, 3-5 tane hareket yapabileceğimiz, kendi kendine scroll eden, sürüklenen bölümleri olan bir oyun. Oyunda toplayabileceğimiz bazı şeyler var, altınlar var, paralar var diyeyim, işte pembe, mor ve siyah. Her bölümde bunları topladıktan sonra bir sonrakini toplamak gerekiyor. Yani bir bölümü birkaç defa en azından oynamamızı istemişler, çeşitliliği yüksek oyunun. Ben çok kısa süre oynadım. Senin cihazda oynadım. Tablette oynamama rağmen, iPad'de oynamama rağmen benim hoşuma gitti. Yani inanıyorum ki telefonda çok daha rahat oynayabilirim ben onu. Yani telefon elime oturacağı için tepkilerim çok daha rahat olabilir. Ama işte böyle Mario oyunu mu olur diyorlar da. Şimdi Mario Kart diye bir olay var. Mario Paint var. Yani onlar Mario oyunu gibi. Platform değişik. Mario temasıyla bir oyun yapmışlar ve bence gayet de benzemiş yani Mario. Mario üzerinde. Duvardan mı zıplar lan diyen adam gördüm ben. Mario 1996'dan beri duvardan zıplıyor zaten. Ayrıca orijinal Mario'ya en yakın oyun bence yani. Evet, grafikleri. Evet. Ve grafikleri de herhalde bugüne kadar işte V'ler, şunlar bunlar çok üst düzeyde olan grafikler. Aa, evet, var. İlk defa da Mario'yu 2K çözünürlükte görmüş olduk evet. Bu şekilde. O da çok heyecan verici bir şey bence. Cıvıl cıvıl bir oyun yani. Bence Nintendo şey yapacaktı bunu yayınlamadan. Hotel Mario'yu bir gösterecekti böyle. Bunu yani. Bilmeden konuşmayın. Bu da Mario oyunu falan diye. Tabii Hotel Mario hani Mario zaten alameti farika gibi her tarafta kullanılmış bir aynen, adam. Aynen. Şeyde ya. Tenis. Benim hoşuma gitti. Game Boy'daki tenis oyununda hakem. Alley Way'de çubuğun içine giriyor güya. Hani evet. Orada uzay gemisini kullanıyor gibi. İsmini bilmediğimiz ilk çıktığı yer Donkey Kong'da çıkan amca. Jumpman. O zamanlar. Marangoz orada. Biliyorsun ki doktor. Ha doğru. Kartımızda var. Evet, doktor var. Doktor Mario var. Şeydeki Fahri doktor diyorlar ona. Şeydeki amca o değil değil mi? Gerçi benziyor da. Golf'teki. O olmadığı söyleniyor ama çok büyük de tartışmalar var bu konuyla ilgili. Epey de benziyor açıkçası. Yani benziyor. Eli öyle gitmiş adamın ya alışkanlıktan. Hani nasıl ki işte Super Nintendo günlerinden beri alakasız bir golf oyununu bile satsın diye içine nasıl Kirby koyuyorlarsa ya da işte herhangi bir RPG tenis oyununu Mario Tennis yapıyorlarsa isim bilinirliği için
Çok makul bir şey aslında her şeyde Mario olması. Yani GameCube'da Mario Striker mı ne var değil mi? Evet, futbol oyunu var. Yani bayağı bir arcade futbol oyunu ama o. Ya futbol oyunu desen futbol oyunu değil. Aksiyon, şey, futbol. Aksiyon desen o değil. Garip arada, arafta kalmış bir şey bana göre. Neo Geo'daki basket oyunu neydi ya? Street Hoop tarzı bir futbol oyunu yani. Hani senin benim bile oynayacağım bir futbol oyunu bence. Biz hiç sevmiyoruz Cengiz'le futbolu. Ben de işte çok sevdiğim için bana futbol olarak hani o ismine futbol geçiyor. Ben bir futbol oyunu istiyorum. Tabii sen PES'ten sonra oynayınca abes geldi. Ya ben genelde ya bir süre şeydim ben. Piyasaya çıkan ismi ne olursa olsun işte Pure Football falan çıkmıştı saçma sapan. Tık onu alıyordum yani hani bütün futbol oyunlarını deneyimliyordum. Ha çok iyi oynadığımı iddia etmem ama severim yani futbol oyunlarını. Hafta arası Assassin's Creed filmine gitme imkanımı buldum diyeyim. İçinde mi buldum kendim olayım diyeyim. Öyle bir şey oldu. Akıntıya yani, kapıldım. Akıntıya kapıldım. Başta söyleyeyim ben pek beğenmedim ama beğenmeyeceğimi düşünüyordum giderken. Gel gelelim Rogue One varken niye Assassin's Creed'e gittin diye diyebilirsiniz. Bir ayrı kayıt dışında anlatırım ben bunları. Şeyden mi etkilendin? Yani gitmeden sevmemek spoilerlar yüzünden mi oldu? Ben izlemeyi istiyordum. Ama giderken de Ubisoft'un bu Assassin's Creed'i üstünden ekmek yemeye çalışmasının kaynaklı kaygılarım vardı. Oyun lisanslı filmlerden diyelim ki 100 film varsa onu iyi midir? Ama oyun lisanslı filmler dediğin zaman anmamız gereken Alman amca vardır. Üçbol muydu ismi hatırlamıyorum. Evet. Hani genel grafiği zaten o düşürüyor. Ha, Amerikalıların yaptığı işler de çok güzel değil ama. Ben mesela Doom'u sevmiştim genel ya. İnsanlar sevmedi ama ben Doom'u sevmiştim. Rock oynuyor değil mi onda? Ama da Mario Bros'un filmini falan da katıyorum yani. Ya Mario Bros'un... bu arada Mario Bros'un filmini ben severim ya. Ama küçükken izlediğin için seviyorsun evet, sen onu. Tabii. Çok kötü ya. Ya bence harbi kötü yani. Ya, tabii, aktörleri mesela, hayatımızdaki en kötü deneyimli diyorlar. Resident Evil 1'i de severim. Resident Evil 1 güzel bir zombi filmi ama bir Resident Evil filmi değil yani. Ya ama şöyle evet, bak. Biraz umbrella serpiştirilmiş bir film o. Şimdi hani siz biliyorsunuz ben bu oyundan çıkmış yani oyun hikayesi, oyun lisanslı diyelim kitapları da çok okuyorum. Bence değerlendirirken önce filmi ya da kitabı film gibi bu nasıl bir film? İyi bir filmdi falan. Ondan sonra ikinci de üçüncü planda oyun balansına bakmak gerekiyor. Bu benim kendi düşüncem. O zaman hepsi zayıf abi. Yani ama, Resident Evil'ın bütün filmleri zayıf filmler. Ama yani, kimi oyunlarda gerçekten çok düzgün senaryolaştırılabilecek malzeme varken tutup da salak saçmamışlar yapılması beni üzüyor. Örnek Silent Hill. Bütün yani çoğu serinin çoğu oyununa bayılırım. Film özellikle ikinci film. Resim olarak ikinci filmi izlemedim bile bu arada. İkinci film yani ben birinci film i̇lk, şeyde böyle gidiyor. İlk filmi ben elimi paralel oynatıyorum şu an böyle gidiyor derken. Resim olarak ben görüyorum ilk filmi. Yani ilk filmi duvarıma asarım bakarım. Gerçekten sanat yönetmeni çok güzel bir iş çıkartmış ama hikaye Silent Hill mi 5. sınıf Amerikan korku filmi mi bilmiyorum tabii. Mesela ben Need for Speed'i de sevdim. Orada hiç hikaye yok ama güzel bir aksiyon oyun gibi yani. Neden Need for Speed? Need for Speed'in bir hikayesi yok. Space Invaders'ı film yapacağız diyorlar. Yaptılar mı bilmiyorum. Space Invaders'ın filmi nerede biliyor musunuz? Guardians of the Galaxy var ya. Evet. Orada böyle yukarıdan uzay gemileri geliyor. Adam da bıcık bıcık aşağıdan vuruyor böyle şeyin içinde, taretin içinde. Hiç hatırlamadım şeyi. O sahne Space Invaders filmi. Bunu kes. Yapıştır böyle bir saat. O Space Invaders filmi zaten. Tabii canım. Need for Speed çok güzel. O sahne tam Space Invaders çünkü. Aksiyon olmuş, atlıyorlar, zıplıyorlar. Onda da hikayesi yok ama bunlara rağmen yapacak. Şeyde Need for Speed'de bak şey filmlere girdik gidiyoruz ya. Need for Speed'de oyununa ait bazı şeyler, noktaları ya da resimleri çok güzel yedirmişler bana göre. İşte polislerin kovalama sahneleri. Kamera açılarından falan öyle olmuştur belki. Ama polislerin olaya girmesini, mirmesini falan çok güzel bir şey. Ya da helikopterden devam senin kulağına bir şey söyler ya işte şuradan gir buradan çık falan. Onları bana göre çok güzel yedirmişler. Ya neyse ben daha konuşurum da Need for Speed deyince şimdi gerek yok. Şey yapalım. Tamam. Geçelim. O zaman şunu eklemeden bitirmeyeceğim. En güzel Need for Speed, Need for Speed 2'dir. Evet. Assassin's Creed dedik ve zevklidir filmden... Zevklidir ya. En arcade. En arcade. Filmden bahsetmedik. Assassin's Creed'den konuyu açtık. Filmden bahsetmedik. Evet evet. Şimdi Assassin's Creed'e gittim. Aslında oyuncularını da severim. Yani bu X-Men serisinde genç Magneto'yu oynayan Michael Fassbender oynuyor başrolde. Filmde sıkıntı olan bana göre hikaye yani olay ne çok yabancı. Yani sıradan bir sinema izleyicisi gitti oturdu. Ekrana bakıyor. Çok yabancı olduğu bir konu. O konuyu Assassin's Creed'in kendi hikayesini anlatmak için bayağı çaba sarf etmiş adamlar. En azından yazı geçeydi. Dın, 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 dın. Ya bak onu yapsalar çözecekler. O çok güzel bir çözüm. Evet. Yani adam bunu anlatıyor. Buradan sonrası ya ön söz yapıyor. Beyleyken bundan... beyle deyip.
Adam anlatmaya çalışmış zaten filmin ilk yarısı bitiyor. Ondan sonra da aksiyona maksimum yönüne giriyor ama ikinci film güzel olabilir. Tamamen de Rönesans döneminde falan geçerse güzel olabilir ama ben pek beğenmedim. Assassin's Creed daha bana oyununu oynamaya ikna edemedi. Filmini biraz ben uzun sürer yani. Ben de oyunları sevmem. Kitabı güzeldi. Ama kitabı şöyle güzeldi. Kitap yaklaşık 500 sayfalık bir kitap. İlk 150 sayfayı okuyorsun. Vay çok güzel diyorsun. Ondan sonraki 150 sayfa ilk 150 sayfanın aynısı. Son 150 sayfa da ilk 150 sayfanın aynısı. Yani sistematik gaz. Dönüyor dolaşıyor. Tamam hikaye biraz ilerliyor gibi de. Mekanik işte şu görevin var. Git kaleden şunu indir. Bunu öldür. Şunu şey yap. Tamamen bir Kara Murat hikayesine dönüyor. Ulan oyunda da onu yapıyor zaten. Bari çizgi roman olsaymış. Ama yani bir kitapta 10 tane görevin hepsini gidip de bir adamı öldürünce sıkıyor o kitap. Yani şişiyorsun. Bunlar dışında son olarak değil Double Dragon 4 geliyormuş. Öyle bir duyum aldık Durul. Sence de geliyor mu? Yani herkesin bildiği kadar biliyoruz bize. Teaser'e çıktı. Teaser'ın büyük bir kısmı eski oyunları gösteriyor. Yeni oyunda PlayStation 4 ve Steam'de satışa verilecekmiş. Böyle NES'teki Bimi ve Jimmy karakterleri kullanıyor. Arka planlar NES'ten ziyade böyle daha 16 bitlik, 32 bitlik bir oyun konsolu grafik kalitesinde. İlginç olacağı benziyor. Umarım ilk oyunlardaki bu vuruş hissiyatını, güzel kontrolleri yakalayabilirler. İlk oyun için konuşuyorum. Ben açıkçası Double Dragon Neon gibi bir şey göreceğimi zannediyordum ama hiç de alakası yokmuş yani. Double Dragon Neon çok iyi tepki almadı. Sen sevsen de... Beğendim ya. Sen sevsen de insanlardan çok güzel bir tepki almadı. Ben de açıkçası o kadar göze sokmalı 80'ler pornosu oyunları fazla sevmiyorum. Ama şey... Alın ulan alın Neon, Pembe, Wise işte hop VHS kaset. Far Cry Blood Dragon muydu abi? Evet abi. Evet onu çok güzel diyorsun sonra deneyeceğim. Çok güzel görünüyor yani 80'ler değil... Kesinlikle 80'lerle alakası yok hikayesinin vesairesi ama 80'ler style şeklinde. Double Dragon'dan sonra son not aldığımızda Facebook video yayınlarının ardından canlı ses yayını özelliği getiriyormuş. Yani bu bizim podcast'imiz gibi radyo yayını yapma imkanı veriyor. Peki biz canlı olarak ve daha sonradan dinlenilebilir. Canlı şekilde. Video var mıydı? Facebook'ta canlı vardı değil mi? Var. Tamam. Canlı ses olarak tabii bu daha ufak dosyalar olacağı için daha akıcı olacaktır. Peki biz podcastlerimizi canlı Facebook üzerinden yapar mıyız? Hayır. Çok zor ya denk getirmek. Ben de hiç zannettim. Yani denk getirmek zor bir de sizin normalde dinlediğiniz podcastler uzunluğundan çok çok daha uzun dosyalar. Arada bizim dilimizin sürçtüğü yerler oluyor, beklediğimiz yerler oluyor. Yani normal bir projeyi ben en az abartısız gerçekten de 2000 defa falan keserek editliyorum videoları. O yüzden de canlı bir yayını siz de çok dinlemek istemeyebilirsiniz. Evet ben de olsa bizi canlı tamam, dinlemezsiniz. Bence konusuyla ilgili olur. Hiç kullanmayacağız demeyelim de kullanmayacağız diyelim. Şey olabilir yani böyle interaktif bir şekilde olur. Yani evet. Biz burada konuşurken oradan araya biri girip yazıyla peki bu neydi? Abi şu neydi? Ya da kardeşim bundan bahsettiniz mi? Diye sorarsa öyle enteresan evet, olabilir. Soru cevap güzel olabilir. Bu arada yorumlardan da ya da bahsettiğimiz herhangi birimizin sosyal hesaplarına podcast'te yanıtlamamız için soru sorabilirsiniz. Ya da podcast'te konuşmamızı istediğiniz bir konu varsa bize öneri yapabilirsiniz. Bütün bunları derleyip birkaç bölüm sonra veya 5-6 bölüm sonra belki de bir sıkça sorulan sorular komple de yapabiliriz. Ya da bu arada mesela gündemden bahsederken ya işte Zubzeret de kardeş bunu sormuştu. Ha, acaba evet, gündeme de falan diye doğru. İçinde konuşabiliriz. Gözümüze takılanlar sanki bu sefer biraz uzun oldu ama sonuna geldik. Konumuz neydi? Koleksiyonculuk ve hobi amaçlı obje toplamak. Şimdi koleksiyoncu musunuz arkadaşlar siz? Durul. Koleksiyoncu muyuz? Kelime anlamına bakılırsa. Koleksiyoncuyuz yani. Ben bu koleksiyon mevzusunun böyle çok büyütülüp aman yarabbim estağfurullah canım biz de koleksiyoncu değiliz. Ne abilerimiz var falan mevzusunu çok sevmiyorum, desteklemiyorum. Yani spesifik bir konuda spesifik şeyler topluyorum. Ve bunlar bir topluluk yani. Collection işte. O yüzden de hepimiz koleksiyoncuyuz. Bu arada İngilizce'de collection derlenmiş, toparlanmış demek. Bir şeyin, bir konudaki objelerin bir araya gelmiş olma durumu demek. Yani... Gerçekten de çok özel bir tanımı kelime bazında yok. Hı, tamam. Peki benim Xbox'ta falan kullanmak için kopya oyunları indirdiğim bir hard diskim var. İçinde de yaklaşık 300 GB falan Xbox oyunu var. Bu koleksiyon mudur? Toplamışım, derlemişim. Bu noktada koleksiyon ve arşivin ayrımını yapmak lazım. Çünkü koleksiyon dediğin zaman bence fiziksel bir durum var ortada. Bence Steam'deki oyunlarımız bir oyun arşiviyken... Yani bize oyun deneyimini yaşatabilecek şeylerken fiziksel olarak sahip olduğumuz oyunlar
bence koleksiyondur. Bu arada benim mesela günlerce, haftalarca saatlerimi döktüğüm bir NES arşivim var. Böyle Japon, Avrupa, NTSC çok karışık bir klasör gelmişti bütün versiyonlarıyla birlikte. Tutmak istediklerimi yani hepsinden birer tane olarak binlerce dosyayı eleyip silmiştim. Hani arşivlerimize de işte ROM koleksiyonlarımıza da aslında yürekten bağlılık gösterebiliriz. Fiziksel olarak olmak diyorsun. Ben bu oyunları gittim CD'ye yazdım. CD çantasına tuttum. Gene arşiv. Fark etmez ki. Fiziksel olarak iş sağladım elime. Sen orada oyunun devamlılığını ve dijital veri olarak varlığını sürdürmesini sağlıyorsun. Yani sen bunu istediğin zaman geri çağırabilmek için kaydediyorsun. Bu bir arşivleme yöntemi. Yani sen bunu hard diske de koysan, CD'ye de koysan bu bir arşivleme yöntemi. Sen oyunun kaybolup gitmemesi için, istediğin zaman geri çağırabilmek için elinin altında bir arşiv tutmuş oluyorsun. Bir de burada araya gireyim. Yani koleksiyon, her şey koleksiyon yapılır ama bir şeyin orijinalliği olmak zorunda. Yani sen istediğin kadar CD'leri kopyala, o bir koleksiyon hiçbir zaman olmayacak. Ya bir de istenilen... Pardon lafını kesiyorum. Orijinal değil diye mi? Evet. Tabii ki. Burada neden? Famiclone kasetlerine geleceğim çünkü. Hayır. Tamam. İstenilen bir şeyin koleksiyon olur abi. Hani senin elinde korsan VCD koleksiyonu vardır. Hı hı. Evet, bu bir koleksiyondur. Bir topluluktur. Ama satmaya kalksan, üstüne para versen bile bunu kimseye veremezsin. Hani ama işte Famiclone kartuş mesela şu anda günümüzde çok üretilen bir şey değil. 90'lı yıllara ait oynadığımız Famiclone kartuşlarını isteyebiliyoruz. Neden isteyebiliyoruz? 90'lı yıllarda biz o kartuşları kullandık diye isteyebiliyoruz. Nostaljik tabii. Nostaljik faktörü var. Ha, o zaman 2000'lerin başında klon yazma VCD kullanmış adamın nostaljisi için de o iğrenç VCD koleksiyonunu koleksiyondan sayabilir miyiz? Abi, yani kesinlikle sayamayacağımızı düşünüyorum tabii ki. Bana da öyle geliyor. Ben de sayamayacağımızı düşünüyorum. Şöyle. Sadece hani konudan çıkıp biraz dallandırmak açısından. Tabii ki ya. Sonuçta soru cevap şey. Tabii. Hayır, mesela ben klon Mega Drive kartuşlarım var benim. Biriktiriyorum onları. Ve çok da kötü olduklarını düşünmüyorum. Ama mesela klon Game Boy Advance kartuşlarından nefret ediyorum. İğrenç şeyler ve kesinlikle yerini tutmuyorum onları. Gerçekten yani de... Çizgileri biraz bulanık bu mevzunun. Famiclone'dan bahsettiğin zaman... O biraz işin kişiselliğe dönüşmüş tarafı oluyor. Mesela benim için. Başkası için bu Mega Drive olabilir. Hı hı. Ben çocukluğumda oynadığım şekilde ve oynadığım kalitede olan klon kartuşları gördüğüm zaman kendimde bir zaaf hissediyorum. Ve o kartuşa, özellikle de oynadığım bir oyunsa, sahip olmak istiyorum. Ama bunun genel anlamda bir koleksiyon değeri vardır diye değil. Bunu toplamak istediğim için, yani bende bir arzu oluşturuyor. Sana bu, bir haz evet, veriyor bu. Aynen. Bu noktada da şunu demek istiyorum. Bu arada hani bizim bu söylediğimiz tanımlamalar böyle olması gerekir değil. Bu bizim konuyu algılama şeklimiz. Yani şu anda koleksiyonla ilgili söyleyeceğimiz şeyler bizim koleksiyonu algılama şeklimiz. Tabii genel geçerliliği olan, geniş kitleler tarafından kabul görmüş farklı koleksiyon dallarının farklı kuralları veya değer belirleyen farklı özellikleri var. Bunun için kurumlar da var. Ama hani biz bu oyunları toplarken veya bu medyaları toplarken ne hissederek topluyoruz? Nasıl bir bakış açısıyla topluyoruz? Onu konuşacağımızı düşünüyorum. Ve en azından ben bunları ifade edeceğimi düşünüyorum. Kurumlar derken kurumlardan örnek verebilir misin? Ozan verse daha iyi olur bu noktada. Çünkü ben gerçekten sallamadığım için o tip değerleri, hani kişisel yaklaştığım için olaya çok fazla. Benim için satış değeri veya maddi değeri gerçekten önemli olmadığı için bu noktalardan, bu kurumlardan kontroller yapmıyorum yani. Şöyle örnekleyebiliriz. Yani bazı kurumlar var tabii ki. Yani çizgi roman ya da bunun benzeri basılı ürünlerin kalite bazında değerler veren kurumlar var. Puan veriyor değil mi bunlar? Puan veriyor. Puan, kimisi puan veriyor evet. Kimisi de işte tanımlandırıyor. Mint condition dediğimiz bir şey var. Tabii var. Kullanılmış ama yani, çok iyi durumda. İngilizce tabii ki bütün bu isimlendirmeler. Hatta eBay falan da sanırım bunları kullanıyor. Amazon falan. İlan açanlar kullanıyor genelde. İlan açanlar kullanıyor. Bizde de var zaten Türkçe olarak iyi kondisyon. O zaman ona girelim. Bu yeri gelmişken Mint var. Mint kullanılmış ama yeni gibi gözüküyor. Yeni gibi görünen. Başka ne vardı? Complete in Box var. Kutusunda hani Mint bir şey, Complete in Box da olabilir. Yani kutusunda oyunu aldığın gün içinden çıkan her şeyle veya konsolu aldığın gün içinden çıkan her şeyle birlikte saklanmış. İşte sticker'ı, bilmem ne, işte arıza talep kuponu cool ipi, falan. Yani içinden vesairesi. Pizza indirimi bile çıktıysa o içinde olacak. O işte Complete in Box oluyor. Bu Complete in Box biraz yıpranmış olabilir, mint olabilir.
mesela. Hı hı. Örnek vermek gerekirse like new da diyorlar bazen. Hani yeni gibi de yeni diyorlar gibi. Bunu tanımlamak için. Sealed bir de, var bir de. Sealed var. Factory sealed var. Hani ikisi de kullanılıyor. Fabrikadan çıktığı gibi jelatini üstünde. Ha bu ezilmiş olabilir. Onu da bildirmen gerekir. Bad condition, poor condition yani kötü durumda ama jelatinli de olabilir. Yani sealed dediğin şey ille de jilet gibi olacak, evet, diye bir şey de yok mesela. Paketi açılmamış. Aynen. Fabrika çıkışında paketi üzerine açılmamış ama üstünde işte güneşte kalmış, solmuş, artık hiçbir şey gözükmüyor. Ama jelatinli olduğu için sealed oluyor. Bu, evet, durumları da 100 üzerinden puanlayan Amerika'da bir tane şey var, firma var. Sen oyununu gönderiyorsun. Bunlar sana oyunun puanını veriyor harf ve rakamla. Ve UV korumalı bir tane plastik kutuya gönderip sana geri gönderiyorlar. Ve sen bunlara biraz... Para veriyorsun tabii ki de. Şunun şu amaçla kullanılabilir. Mesela sende çok fazla istenilen, çok az olan bir oyun vardır. İşte Little Samson gibi nadir bir oyun vardır. Bunun özgünlüğünü kanıtlamak için bu heriflere başvurabilirsin. Yaptıkları ne? Açıp içindeki board'a bakmak. Yani çok da şey bir şey değil. Hatta çok trash bir sistem bu. Aynı oyunu iki defa adamlara gönderiyorlar. Bir tanesinde 60 alırken ötekisinde 45 alabiliyor. Hani heriflerin de... Çok nesnel değil, öznel bir yargılar var. Yani senin benim de evet bu iyiymiş ya da bu kötüymüşle alakası çok farkı yok. Yani getirirsin bana bu oyun orijinal mi abi dersin. Kartuşu açarım, içine bakarım, internettekiyle karşılaştırırım. Evet orijinal derim, bitti. Hani çok da takmamak lazım o mevzulara. Bunu yaptın diye oyununun fiyatı artmıyor. Ama büyük ihtimal satıcı üstüne ekleyecektir değil mi? Tabii o fiyatı senden çıkartacak. Yani şey olur... Genelde zaten bu işlemi fabrikadan çıkmış haliyle bulduğun ürünü yapıyorsun. Yani bit pazarından bulduğun, sadece işte kartuşu yollayıp bunu belgelendirmeye çalışmak biraz... Ama adamlar ticari bir kuruluş olduğu için belgelendiriyor tabii. Şey, belgelendiriyor mesela, çoğu ürüne sertifika veriyorlar. Bu sertifikalı ürünler gerçekten numaralı ürün oluyor. Mesela dünyada 100 tane bu üründen var, 98. sende. Onun sertifikasını veriyor adam sana. Evet. Bu inanılmaz bir şey. Hepsi ne yapıyorlar da bunu? Yani durumunu dediği gibi açıp bakıyor, evet, değer biçiyor, bir numara veriyor, 90 diyor mesela. 100 üzerinden 90, o süpermiş benim oyunum diyorsun ama o kadar. O şeyde kalıyor yani, değerlendirme ancak sertifikaya dönüştüğü zaman değer kazanıyor. Sertifikalı bir ürün, özellikle sertifikalı ürün toplayan adamlar servetler harcıyor bu işe. Bir de çok el değiştirecek bir şeyse satışını... da soru işareti bırakmadığı için akıllarda biraz hızlandırıyor olabilir yani bir araç olarak düşünürsen. Evet. Yani sen bunu bir yatırım olarak görüyorsan en azından belli bir standardın üzerinde olduğunu belirtmek için kullanabilirsin. Peki şimdi yatırım olarak düşünüyorsan bu koleksiyon yapmak sana bir haz veren olay. Biriktiriyorsun, sahip olmak istiyorsun, haz veren. Ama sen yatırım yapmak için dedim. Bu meraktan soruyorum. Yani belli bir tabir var mı bunun için? Adam sadece biriktiriyor değerleri ileride satmak için. Öbür adam biriktiriyor kendi için ya da çocuğuna bırakmak için ya da neyi vakfa bağışlamak için, neyse. Ya o da koleksiyon olur yani. Hepsi koleksiyon. Yani amacın orada çok önemli değil. Scalpers. Hayır ben koleksiyoncu için yani bu işte var. Bu koleksiyoncu için şu tabir kullanır, bu tarafı koleksiyoncu için bu. Koleksiyoncu değil, ben senin söylediğin olay scalpers denilen mevzu ama var. Uzun mesela, süreli saklamaktan bahsediyorum. Uzun süreli saklarsın abi. Little Samson vardır elinde. Samsun bu Türkiye'de olan. Samsunların İstanbul'daki mahallesi. 45 tane vardır bu Samsun'dan elinde. Sen şimdi 45'ini birden piyasaya sürdüğün zaman bu oyunun nadirliğini bozacağın için 45'i yılda bir tane, iki tane salarsın piyasaya ki hepsini $1000'dan, 1000 küsur dolardan satabilesin. Yani scalper ya da dedikleri o mu oluyor? Şimdi? Scalper dedikleri işte bu ve işte yeni bir Nintendo NES'mini çıktı. Hepimiz biliyoruz. Ve bir kimi adam markette 20 tane varsa 20'sini de alıp sahte bir nadirlik yaratıp ben o markette alabilecekken yan komşum 20'sini aldığı için $60'dan değil de ben çok bu istiyorsam bunu $120'dan, $300'dan alıyorum. İşte yani piyasaya çıkan bir ürünün hepsini toplayıp da yalandan bir nadirlik yaratıp bunları da farklı yüksek paraya satan heriflere scalper deniyor. Nefret edilir. Spekülatör gibi bir şey gene. Bir de şey var yani yine ben bu koleksiyonculara biraz daha haz tarafını insanda yükselten bir konu olarak baktığım için. Tabii kişisel bir taraf var. Bazılarında da örneğin şimdi burada hepimizin farklı farklı koleksiyonları var. Farklı farklı biriktirdiği objeler var. Ortak noktamız video oyunları. Tabii. Ama örneğin sen robotlara da merakın var. Ayrı bir zaafın var robotlara. İşte Durul figür koleksiyonu yapıyor. Evet. Figürleri biriktiriyor. Benim bunlara alakam yok ama sırf sende gördüğüm için ya bu robotlar aslında koleksiyon yapılacak bir şeymiş ya abi deyip de robot biriktirmeye başlıyor adam. Olabiliyor tabii. Etkileşim oluyor. Etkileşim çünkü... değil sırf sen diye. Yani sen robotları bırakınca adam diyor ulan robot
Ya figür bir toplasak diyor. Yani toplayacak bir şey arıyor. Ya ben de şunu toplayayım. Sosyal bir aktivite olduğu aynen, için bu mevzu. Değil. Hani mesela ben belki Amstrad hiç sevmiyordum. Hani biraz light versiyonunu söyleyeceğim ben. Senin ne demek istediğini anladım ben ama. Ya hani... örnek veriyorum. Biz bunu toplarken birden bir geliyorsunuz benim eve. 3 gün sonra 2 koli müzik kaseti var. Abi ben kaset biriktirmeye başladım diyorum. Ya birini de görmüşüm orada. O biraz manipülasyona uğramayla alakalı. Ama bu hoşa giderek de olabilir. Mesela ben hiç hayatımda Amstrad görmemişimdir. Cengiz'in evinde Amstrad görürüm. Bir oyun açar bana. Çok hoşuma gider. Amstrad aramaya başlarım. Amstrad biriktirmeye başlarım. Bu en hafif versiyonu. Ha bir de senin dediğin gibi bu robotlar demek ki kıymetli bir şey. Ben o zaman bu robotlardan bol bol alayım da mutfağıma dizeyim de olabiliyor. Neden mutfak bilmiyorum. Bu arada Serkan bizim mesela benim robot toplamamın durulun İşte figür toplamasının altını çizdi ama kendisinin de bir forma koleksiyonu var. Evet. Spor objelerine meraklı. Evet, futbol formaları biriktiriyor. Aslında spesifik bazı noktalar var onlara dayanarak. Yani her gidip de her formayı almıyorum. O bana küçüklükten beri babamla falan maçları seyrettiğimizden ve devamlı bir şeyler alındığından üstünde takımının renklerinden oradan biriktirmeye başladım. Çok keyif verdi. Bunun yanı sıra altın deşince işte o forma niye öyle yapmış, dünyada başka takımlarda giymiş mi giymemiş mi bayağı derinleşiyordu o konu. Son 2 senedir pek yatırım yapmıyorum o tarafa. Hobileri de insanın koleksiyonlardaki şeylerinde, hobileri de biraz kaymalar oluyor. Video oyunlarına son yani 3-4 sene beraber gitti. Hı hı. Ama son 3 senede futbol takım formalarına pek şey yapmıyorum, biraz yatırım pahalı. Yapmıyorum. Evet, değil biraz mi? Pahalı. Video oyun koleksiyonu çok ucuz canım ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Futbol formaları örnek veriyorum 90 ya ben de işte sporcunun giydiği basketbol formalarını alıyorum. İşte futbol formalarını alıyorum. Ya sağlam da, koleksiyon. Ya da ilk, boru değil ya. Yani ilk gün çıkmış olan forma var. Örneğin işte Türk Telekom Arena'nın açılışındaki forma 250 tane satıldı. Onlardan bir tanesi. Ama böyle var. Nadir durumlar da var yani. Bu arada tabii, ben tabii. Hani sporla ilgilenmeyen bir insan olarak etkileyici buldum. Ben tabii tabii. Ben hani hiç yani. Bilmediğim için soruyorum ben yani. Şey ya da ne bileyim söyleyince aklıma geldi. Bu işte sinema filmlerinde kullanılan şeyler, proplar çok pahalıdır ya. Hani maçta giyilmiş bir formada da bayağı paha biçilmez olur muhtemelen. Söyledim mi bilmiyorum da tek maçta, tek sponsorla değil mi böyle bir durumlar var hani. Şeyde olan aslında o Türk Telekom Arena'nın açılışında giydikleri forma normal. Sezonda giydiği forma. Burada siktir boktan bir tane logo var. İlk gün logosu. Aa güzel. İlk gün logosu var. Bu internetten 250 tane satışa çıktı. Ve hayret verici bir şekilde cidden de başka satmadı adamlar. 10 dakika içinde falan tükendi. Ve çok da o güne göre bir normal formanın 5-6 katı fiyatı satıldı. Ama şu an elinden çıkartmaya kalksan 250 liradan çok daha fazla para eder muhtemelen. 250 lira değil, 250 tane. Ha tane satıldı. pardon. Zaten fiyat da 275 liraydı fazla değil ama örneğin ben onu tutarken nadir bir forma olduğu için faturasını da tuttum. Aa çok güzel. Ne bileyim işte gelen paketini tuttum falan filan. Hatta bununla da arkadaşlar arıyordu nereden buldun falan yok satılmıyor demiştim. Evet. Yani nelerin biriktirilebileceğinin ucu açık. Benim de çok hoşuma giden bir şey. Böyle çok eski bir oyun alıyorsun. İçinden 1990'lara dair fişler çıkıyor. Adam ağır koleksiyoncu dediklerimizden. Fişini dahi saklamış bir şekilde. Mesela çok hoşuma gidiyor. Kaybettiğime en çok üzüldüğüm parçalardan bir tanesi. Benim hani çok da aranan bir parça olmasa da kutusunun içerisinde tam her şeyle bana gelmiş olan bir Pong klonu var. Henüz onun herhangi bir incelemesini veya deneyimini yaşayamadım. Çünkü arızalıydı bana geldiğinde. Fabrika çıkışlı arızalı üretilmiş. Herhangi bir şekilde oynanamamış yani. Sadece paketi açılmış. Kutudan denenmek için çıkarılmış yani. Gerçekten. Ama denenince hüsrana uğramış. Çünkü adaptörüne falan hiçbir kullanımız yok. İçinde fişi vardı. Fişini kaybettiğim için çok üzülüyorum mesela. Böyle arızalı çıktı dedin. PlayStation Vita'da olabilir. Japonya'da bir fabrika yangınında böyle yanmış Vita'ları falan sattılar adamlar. Hayvan gibi fiyatlara. Hatırlıyor musunuz onu? Ben hiç. Duymadım. Ben de duymadım. Vita olduğuna emin değilim ama yanmış böyle sağa solu erimiş merimiş böyle koleksiyonluk diye sattılar. Yani insanların nadirlikten dem vurdukları şeyler çok farklı olabiliyor. Yani nadirlikten dem vurmak, evde tutmaya değer bulmak çok... Dediğim gibi bulanık çizgiler. Anı yüklemek ona, anlam yüklemek. Hı, evet. Örneğin ben işte sünnette gelen bir hiç oynayamadan geri iade ettiğimiz klon Mega Drive kartuşunu
bir şekilde bulmak istiyordum ve buldum. Çünkü hani ilk Mega Drive kartuşumdu. O klondu, blondu ama ilk kartuşumdu. O benim için değerli. Sen şimdi klon deyince benim de bir Famiclone kasetinin peşine düşmem aklıma geldi. Çocukluğumda oynadığım Eliminator Bot Duel diye bir oyun var. Adını da hatırlayamadım zaten ben bunun baştan. Çünkü o zamanlar oynarken ismine çok takılmıyorsun bir oyunun. Bir de kimsenin gerçekten sallamadığı ve konuşmadığı bir oyun. Adı Eliminator Bot Duel. Hani kime sorsam, kime anlatsam hiçbir fikri yok. Bir gün bit pazarından denk geldi. Acayip sevindim mesela. Ve kartuş tipi olarak benim oynadığım kartuş ama etiketi gereksiz fantastik. Yani maddi değeri aslında çok olmayan, düşük ama senin için manevi değeri yüksek bir oyun. Yüksek. Zaten senin için koleksiyonu, yani koleksiyonu dursun istiyorsun. Elinden çıkartmak istemiyorsun. Yani benim koleksiyonum büyük bir kısmı, beni yönlendiren, beni motive eden şey hani bana hitap ediyor mu etmiyor mu? Hani benim en çok değindiğim nokta o. Ama genelde insanların salladığı mevzu, yani eninde sonunda mevzunun geldiği yer maddi değerinin ne kadar olduğudur. Hani kutulu. Genel anlayıştan bahsediyorsun yani, ama. Genel anlayış ve hani biz burada konuşurken bile mevzu oraya biraz geliyor. Hani hiç açılmamış bir Game Boy Light kıymetlidir abi. Az tabii vardır. Daha özel. Ya da yani Game Boy Light'ın Astro Boy Edition'ı, yani az var bunlar. Görmek isterim, oynamak isterim, sahip olmak isterim mesela ama hiçbir anısı falan yok. Evet tabii yani Astro Boy ya, Türklere de çok bir şey ifade etmez. Yani animenin çıkış yeri, eyvallah, çok önemli ama hani az var. Az var diye çok fazla isteniyor, çok fazla isteniyor diye çok pahalı oluyor. Ve bende böyle bir koleksiyon olsa vay arkadaş ne güzel koleksiyon var olacak. Sen ne diyorsun? Çok pahalı olur diyoruz ve en büyük dertlerimizden biri de herhalde maddiyat bu durumda. Yani hani sonuçta tamam ruhumuzu besliyor ama onun dışında çok da bir şey, yani evin ekonomisine bir şey katmıyor. Yemiyorsun, içmiyorsun, öbür tarafta faturalar seni bekliyor. Bu tarafta devamlı almaya devam ediyorsun. Maddiyat koleksiyoncuyu zorlayan noktalardan biri değil mi? Para ayırman lazım. Bu durumda para ayırman lazım diyorsun ya. İlla ayırman lazım orada, değil ama bir yerde para ayırman gerekiyor artık. Az önce bahsettiğimiz kondisyon durumları var ya. Bir kere objenin değerini o belirliyor. Ne kadar üretildiği belirliyor ve ne kadar istenir bir obje olduğu belirleniyor. Evet, yani kontra, NES için kontra oyunu çok fazla varken ama alan çok sevdiği için, oynadığı için, elinden çıkartmadığı için yine yüksek paralara gidebilen bir oyun. Satışı çok bulunmuyor çünkü. Yani ürün nadir bir ürün değil kesinlikle. Gerçek nadir o istenmekten. Sold after deniyor ona Gevurca'da. Aynen. Hani burada diyorum ya ben şimdi kendi zevkime beni çok mutlu eden şeyleri almaya çalışıyorum falan diye. Bazı noktalarda bu gerçekten benim avantajım oluyor. Ama bazen de gerçekten herkesin istediği şeyleri isteyebiliyorum. Yani. Doğal olarak. Herkes yani, tabii ki. Hani, yani Super Mario World Allah'tan ucuz bir oyun ama kim istemez ki? Yani çok güzel bir oyun. Orijinalini herkes hani ister. Hepimizde ikişer ikişer olduğu için ucuz bir oyun. Ya işte Mega Man hani hem az olan bir oyun görece olarak hem de güzel bir oyun. Yani aldığın zaman oynamak istiyorsun. Bu yüzden de çok pahalıya gidiyor bunlar. Evet, koleksiyoncunun dert edeceği şeylerden biri ayıracağı bütçe, para bütçe oluyor. İkincisi bu koleksiyonun yaptığı şeyleri depolayacak, tutacak, sergileyecek yer kıtlığı. İşte o noktada sen dedin ya bir para hani yatırım olarak saklayanlar var. Onu konuştuk. Bir de sevdiği için toplayan, hani o temsil ettiği şeyi, duyguyu yaşamak isteyen insanlar var dedik. Bu noktada da en şanslılar galiba yatırım olarak saklayanlar. Çünkü onlar istifleyebiliyor. Evet. Sergileme gibi bir derdi yok adamın. Bunu yaşamak isteyen insan duygusal için bu bir sıkıntı. Neyse ben istiyorum sergilemek. Yani ben bastığımda Dreamcast'e 3 tuşta ulaşmak istiyorum ben. Yani televizyonu açacağım, kumandanın AV'sine basacağım. Dedim ki yani kurulu olsun istiyorum. Ama bunu yapmak için de iki oda bir salon evdeysen bunların hepsini koymak için bir odanı ayırdın. Geriye kalıyor bir oda sana. Tabii kullanılabilir bir şeyin. Koleksiyonunu yaptığımız için ve özellikle kullanmaktan da haz aldığımız, oynamaktan haz aldığımız için kullanılabilir, çalışır vaziyette tutmak çok büyük bir sıkıntı bizim için. Hepsini hani şişe koleksiyonu yapan adamlar var. Para koleksiyonu yapıyorsun ya, banknot koyuyorsun evet, şeye. Duruyor. Hani en fazla ara sıra açıyorsun. O şekilde bakıyorsun ama biz hani Dreamcast dediğin zaman, Nintendo dediğin zaman açıp oynamak da istiyorsun bunu. Hep bütün sistemle yani 8 tane 9 tane sistemle tek televizyona bağlayıp çalıştırmak bile başlı başına bir sıkıntı ve dediğin gibi çok fazla yer tutuyor bunlar. Ben ara ara mesela SCART çoklayıcı arıyorum internette. Beşlinin yanına bir beşli daha çakabilir miyim gibisinden ama kaliteli bir şey arıyorum. Ama sanırım benim aldığım beşli türünün son örneğiymiş ki bulamıyorum. Yani. İngiltere'den falan getirtmek gerekiyor. Cengiz şu nokta, not aldığım nokta senin için 3. koleksiyoncuyu zorlayan unsurlardan biri özellikle çocuk olduktan sonra zaman.
Abi zaman olayından ziyade bir de şey var. Mesela çok araştırmalar yapıyorsun, okumalar yapıyorsun, izlemeler yapıyorsun. Yani bir şeyler izliyorsun belgesel niteliğinde. Hard disk alanı, yani kafandaki bu işe ayırdığın alan o kadar daralıyor ki bu veriler silinmeye başlanıyor. Hani evet. Adın gibi bildiğin bir şeyi biri sana sorduğunda bir kere cevaplayamıyorsun yani. Lan bu neydi diyorsun. Çünkü o sırada acaba çocuk yemek yedi mi? Acaba uyuyor mu şimdi? Anneannesini bir arayıp sorayım. Acaba ne yapıyor bu falan gibisinden. Yok yok uyuyordur aramayayım falan gibi şeylere kafan gitmeye başlıyor. Ama onun dışında kendimi ayırmaya çalıştığım bir zaman var. O da her gün mesela ev işi vesaire yapmazsam akşam üstlerinde 1-1,5 saatlik bir aralığım oluyor. Onda da tercih yapma sıkıntısı oluyor. Çünkü gerçekten günlük hayatta bana lazım olan şeylerle hobisel şeyler arasında tercih yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü o aynı zamanda benim mesleğimle ilgili şeyleri de yapabileceğim süre, ev için bir şeyler yapabileceğim de süre, evde tamirat yapabileceğim süre. Yani o benim sadece hobiye ayırdığım bir alan olmadığı için, pardon zaman olmadığı için bu tercihin yarattığı ikilem insanda bir stres yaratabiliyor. Hani zevk alayım derken hiçbir şey yapamadan lan gene hiçbir şey yapamadım hani ne yapsam ne yapsam gibi ortada kaldığın da oluyor. Sen şimdi şeyden bahsettin, tamirat yaptığın zaman dedin, şimdi bizim elimizde hepimizin elinde var 30 senelik cihaz var. Evet. Şimdi bunların belli bir süre bakımı da yapılması gerekiyor. Evet. Örneğin Durul sen yani hani eski cihazlarda rutin bir temizlik ya da bakım ya da restorasyon çalışması falan gerçekleştiriyor musun? Tabii yani ilk eve geldiği zaman bozuk olan cihazlar az değil. Onları oturup çalışır vaziyete getirmemiz gerekebiliyor. Yani çok eski cihazlar, durduk yerde bozulan aletler var. Bunları bir şekilde çalıştırır hale getirip ya da en azından koleksiyondan elememiz gerekebiliyor. Azıcık bir elin havya tutması lazım ve sık sık bunları temizlemek lazım. Mesela bence benim için bu durum, yani bu tamirat ve küçük modlamalar yapma durumu benim için bir zevk unsuruydu daha önce. Çünkü zamanım vardı. Ama artık zamanım olmadığı için benim için bu gerçekten beni ikileme sokan, sıkıntıya sokan bir durum olmaya başladı. Çünkü bir şeyi açtığın zaman o iş bitene kadar başında durmak istiyorsun. Ve onu kapatıp olayı bitirmek istiyorsun. Tabii bu 1,5 saatte onun ancak temizliğini, açmasını ve arıza tespitini yapabiliyorsun. Sonra onu kaldırıp tekrar yayman gerekiyor vesaire. O yüzden elime çok uğraştıracak bir şey geçtiği zaman zamanı olan arkadaşlara hediye etmeyi ya da bir takas karşılığında vermeyi elden tercih ediyorum. Istiyorsun. Beni bu noktada tiksindiren şeylerden biri ne zaman ya açayım da abi işte şu konsolda şunu oynayayım desem Amiga'da olan şunu şey oynayayım desem elimde ya tornavida ya havya buluyorum abi. Yani hani hepsini dizmişim güzel güzel bağlamışım 3 tane CRT var. Üçer CRT var dediğim öyle hayvan bir şey değil yani 37 ekran CRT'ler var. Bağlamışım istediğimde açayım hemen oynayayım diye. Açıyorum tık bir yerinde bir sıkıntı var. Elimde tornavida buluyorum ve hani sizle de paylaşmışımdır bundan bir önce falan delirdim artık yani. Dedim ben başlarım böyle işe yakacağım hepsini benzin dökeceğim olayı. Bu noktada, o noktaya geldim. Hani insanlar şey diyor ya aynı konsoldan 2-3 tane niye alıyorsun? En az bir tane daha olmak zorunda. Aynısını eğer oynuyorsan oynadığın konsol için konuşuyorum tabii ki. Amiga bence bir tane daha olması gereken bir alet. Ya da üzerinde seni sekteye uğratmayacak bir loader sistem olacak. Yani flash kartlardan veya flash diskten okuyabilen bir loader sistemi olursa daha az üzer. Bence bu koleksiyonculuğun da en güzel yanlarından biri şu anda bizim olduğumuz ortam. Yani biz dördümüzde en azından ben siz üçünüzde bu video oyunları biriktirme çatısı altında tanıştım. Evet, sosyal bu tarafı. Evet sosyalleşme var yani insanlar tanışıyor. Örneğin Ozan bizim seninle tanışmamız da bu konu yani Cengizler'le nerede Bit Pazarında gördük. Görüştük Bit Pazarında tanıştık. Yani bu sosyalleşe insanların birbirini tanımasından biraz bahsetmek istiyorum ben. Sen konuşmak ister misin Ozan bu konu hakkında? Ya bir şeyler paylaşabiliyorsan hakikaten dediğin gibi çok sosyalleşebiliyorsun. Koleksiyonlar özellikle çok şeydir. Bağlantılıdır birbirleriyle. Çünkü şey sadece mal alarak bu işi yapamıyorsun. Takas çok büyük bir kapı ve ekonomik bir şey. Yani elindeki senin için maddi değeri ya da manevi değeri çok düşük alınan bir şeyi çok güzel bir şeyle takas edebiliyorsun. Bu dostluğunu da ilerletiyor. Yeni insanlarla da tanışmanı sağlıyor. Yani birçok koleksiyonerle zaten bu amaçla buluşuyorsun. Bu odadaki sanırım Durul'da tabii okuldan tanışıyorum ben ama ikinizle bu sayede tanıştım. Yani sizin gibi birçok da arkadaşım var. O zaman mesela benim arkadaşımın arkadaşıydı. Evet. Sanırım bir videomu göstermiş değil mi size? Evet. Yani benim Game Boy'u görüyor. Biriktiriyoruz. Alıyorum falan. Sohbet açılıyor. Abi benim bir arkadaşımın eşi var. Hatta böyle yani. Benim bir arkadaşımın eşi var. Evet. Yani suyunun suyu gibi oldu. Cengiz'le tanışmamız işte, harika bir örnektir. Kalkıp yani geliyoruz dediler bir gün. Gelin ya dedim ne olacak? Oynarız.
Evet yani aslında tabii biraz da şey lazım. Karakterle ilgili bir şey. Yani gerçekten hiç konuşmayan, hiç buluşmak istemeyen koleksiyoner adam da var. Zaten açık söyleyeyim ben onlara biraz işte arşivci, toplayıcı, paylaşımsız koleksiyon benim için çok şey değildir. Şimdi i̇şte burada kişisel tarafı yani giriyor. Çok kişisel. İşte değişkenler o kadar fazla ki. Yani evde tek başınasın. Kolinin içindeki artefekt diyelim artık ona. Ne diyeyim bilmiyorum. Ürün, cihaz, ürün, parça. Cihaz, ürün, cihaz. Kime ne koleksiyon yani? Ancak o ileride satılır. Satılır. Mesela bu paylaşımdan konu açıldı. Ben Cengiz'e şimdi artık her hafta geldiğimiz için artık öyle bir yol izlemiyor da daha önce daha seyrek geldiğimde devamlı evden işte bir kablosu bir şey. Al bunu bak. Bu iyidir. Hani babaanneler olur ya al bu cebinde dursun. İstediğin zaman al bunu bak. Bu işine yarar senin diye. Devamlı her geldiğimde bir şeyler verirdi yanıma. Çantama koyardı. Paylaşım zaten güzel olan bu. Bir de şey var ama hiç paylaşım yapmayan hatta yaralı parmağı işemeyen var. Yani abi çişini tutuyor adam değil mi? Örnek veriyorum Durul bana geldi. Abi ben Xbox modlayacağım da soft mod yapacağım. Sendeki Splinter Cell'i ver. Ya ben onu işte şuna verdim de onda kaldı da. Vermek istemiyorum. İpe onu sermek işte tamam. Yani adam yapmak istiyor. Bu bana da çok ters geliyor. Ve bana kalırsa insanlar kendi hem sosyal bir camia. İnsanlar sohbet ediyor, genişliyor. Evet. O da çok anahtar bir kelime zaten. Ve koleksiyonu da aslında paylaşımına göre genişliyor. Bu ne kadar sığ tutarsan kabuğunu yırtman o kadar zor olur gibi geliyor bana. Tabii bunda şey de işin içine giriyor herhalde. Bir şeyleri toplarken bir yerden sonra bir hırs oluyor. Yani ilk başladığında bit pazarına gittiğinde saçma sapan bir üründe kazıklandığın zamanlarda daha çok paylaşımcı oluyorsun belki de. Al diyorsun bunu da sen al. Ama belli bir yere geldikten sonra insan hırs küpü oluyor. Öyle değil mi Durul? Yani hepimizde eser miktarda da olsa bu hırstan var. Uzun süreler bu koleksiyonu yaptıktan sonra bu hırs mevzusunu abartanlar da var. Bir yarış içine girenler var. Dediğin gibi hani bu cihazdan yalnızca bende var. Kimse de olmasın. Dinginleşenler oluyor. Ha çok coştuktan sonra bir doyuma ulaşanlar olabiliyor. Hani her şeyini toplayıp sonra her şeyi satıp oh be rahatladım diyen adam oluyor. O noktada mesela maddi kısmını dedi yani sosyalleşmek maddiyat bakımından da insanı hafifletir gibi. Ben mesela ne seviyorum? Bir Mega Man 5 satın alırken hiçbir zaman kendimi hayal etmedim. Ama benim şu anda Mega Man 5'im var. Bu nasıl gerçekleşti? Yine bu forumdan vesaire tanışıp, bit pazarında görüşüp, sonradan jetonumun düştüğü İbrahim arkadaşım var mesela. İşte bu da İbrahim dedi. İyi dedim bana ne falan gibisinden sonra sallamadım geçtim. Sonradan jeton düştü. Lan bu İbrahim acaba forumdaki İbrahim mi falan gibisinden. Adamı dedim abi telefonunu verir misin gibisinden mesaj attım forumdan. İşte böyleyken böyle hani kusura bakma ben senin dedim daha önce konuştuğumuz yazıştığımız bir insan olduğum hakkında en ufak fikrim yoktu. Dedim bir ara müsait olunca gel muhabbet edelim gibi bir şey oldu. İşte öyle böyle kaç yıldır görüşüyoruz adamla. O benim Kutulu Master System 2'me göz dikmişti uzun zamandır. Ama ben onu seviyordum yani. O benim için güzel bir objeydi. Ama duygusal bir bağımın olmadığı bir obje. Ama güzel göründüğü için tutuyordum. O da yufaltınca o bana fazlalık gibi görünmeye başladı. Adamın elinde de Mega Man 5 var şimdi. Dedi ya dedi buna ne istiyorsun dedi. Ya bir Mega Man 5'e verin ne olacak ya falan dedim böyle. O da olur ya ne olacak hani NES benim için o kadar da erzen bir şey değil. Hani Master System ürünü aldıktan sonra benim için sorun değil dedi. Benim de aynı şekilde NES ürünü aldıktan sonra hiç problem değil şeklinde bir takasımız oldu. Ve kaç dolar abi sence bu oyun? Mega Man 5. Ya maddiyattan bahsetmeyelim hayır, arkadaşlar. Kısmı. Hayır işte maddiyat kısmını örnek vermek için soruyorum. Yani, ucuz bir oyun değil yani. Değil, ucuz pardon. Değil. Yani 100 doları gözden çıkartıyorsun 80 doları. Evet karbon marbe derken. Tabii. Peki bu işe yeni başladığınızda bir şeyler toplarken yediğiniz güzel bir kazık var mı? Yani hani öyle bir şey yedim diyor musunuz? Yediğim güzel kazık yok. Hatta ben... Ya kazık derken illa hani birinin sana bozuk mal satması falan değil. Atladığım bir mal ula bu aslında daha ucuza bulabilirmişim. Yok hatta ben ilk defa Bitpazar diye bir şey varmış. İşte bu ilgilendiğim cihazlardan bol bol varmış orada bir gideyim bakayım dediğim zaman çok 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 temiz bir tane PlayStation, ilk PlayStation, orijinal PlayStation'ı düzgün bir fiyattan almıştım. Bugün dahi Bitpazar'ında alacağım bir fiyat almıştım. Birkaç tane çok güzel figür ve ayrıca ilgileneceğim cihazları çok düzgün fiyattan almıştım. Belki de ondan dolayı çok uzun süre düzenli olarak gittim. Burası çok güzel bir yermiş, ucuza şeyler varmış diye. Hani şey olmadı. Aa aslında bunlar bu kadar paraymış da ben bir sürü para vermişim gibi bir şey. Şanslı olduğum için çok yaşamadım. Sende öyle bir şey var mı? Abi ben de ya normalde çok Bitpazar'ında hemen ürün toplamadım açıkçası. Aradım. Ama hani benim istediğim tarzda hani diyorum ya oynanması lazım oynanabilirlik açısından. Benim için sadece PlayStation 1 kolu için bir kaynak oldu. PlayStation 1 kolum olmuş elimde bir miktar. Yedek parça mı? Yedek parça için. Ama şu anda içeri gitsem rafta bit pazarından alınmış iki parça görürsün belki de. Yok yani.
orada bir şey yok. Şeyler ama... var. Ufak tefek böyle Burger King McDonald's figürleri falan oluyor. Örneğin Simpsons'lar, şunlar bunlar. Ha, Simpsons, ha, Simpsons figürlerini seviyorum ama onu da belli bir seriye indirgemeye çalışıyorum mesela. Onlardan da çıkmıyor. Sanırım 2002-2003 yıllarında verilmiş bir tane seri var. Ben onun çizgisinden, boyutlarından tanıyorum. Onu gördüğüm zaman bokun içinde de olsa alıyorum, temizliyorum mesela. Sonuçta yıkayabiliyorsun. Suyla tabii çıkıyor ki. Bok diye. Barney şey. Öyle mesela. Resmen bokun içindeydi. Ama tabii bu arada hani... Para da verdik ona. İlla bit pazarı dediğimiz zaman her şeyde bokun içinde yüzmüyor. Çok kıymetli şeyler de çok düzgün fiyatlara çıkabiliyor. Ya tabii, tabii canım her şey yerde. Benim koleksiyonumda var bit pazarından ürünler. Ama hani satışta şey yaparlar. Ben şanslıyım. Bit pazarı ürünleriyle karıştırmayalım bunu diye. Abi hani bir şey bit pazarına düştü diye kıymeti düşecek diye bir şey. 3-5 tane parça saysa da dinleyenlerin biraz ağız sulansın. Var mı öyle bir şeyler? Şunlar da oha bunlar da mı çıkıyormuş İzmir bit pazarına diyecekleri var mı? Benim çok çok güzel bir tane Batman zipline figürüm vardır. Instagram'da görebilirler. O bit pazarından çok uygun bir fiyat almıştım. McFarlane'in sınırlı sayıda ürettiği repaint bir tane Amerikan askeri var. O bit pazarından çıkmıştı ve bir tane de çok çok temiz bir Dreamcast'i bit pazarından almıştım mesela. Sende? Valla bit pazarında benim bulduğum biraz duygusal bir şey olacak ama benim için sohbeti muhabbeti önemli yani. Hani maddi açıdan bir şey vardı ama. Ya biliyor işte ben yere batmadan gittiğim oluyor eve. Yani benim şey değil. Ben gidip muhabbet etmeyi seviyorum. İlginç objeler görmeyi seviyorum. Bu tabii çok Cengiz mesela şey. Kutusunda koleka buldu almadı. Ben muhabbetini seviyorum dedi. Tabii muhabbeti çok... Kesinlikle. Olmadı öyle bir şey tabii de. Koleko bulsam bedenimi satarım. Kutu olmaz şart değil. Kolu olsun yeter. Ozan güzel şeyler buluyor ya, aslında bit pazarından değil mi? En sonu bit pazarcıyım yani. Bit pazarcısın. Yani. Bunu da şey yapıyorum. Bana Ozan göstermişti. Bak Ozan'ın ve ilk tanıştığımız gün mü? Yok ikinci. Olur. Karşılaştı. Evet. Yani yeni taşı Amiga 600 gösterdi bana bir tane. Amiga 600 oradan aldım. Bir tane C128 gelmişti. Yani bundan çok aranılan cihazlar. Denk gelmişti. İşte Saturn'le Dreamcast yine bit pazarında ve çok dediğin gibi uygun fiyatlara alınmış şeyler ve enteresan olarak ben de kazık yemedim. Bu retro piyasasında düzgün bir kazık yemedim en azından. Yani 3 lira 5 lira zaten kazık sayılmaz. Kazık atmaya çalışan oluyor da. Kazık atmaya çalışan çok da en azından biz Toto'yu sağlam tutuyoruz yani bir şekilde bağlıyoruz. Benim buradaki şanslarımdan biri Cengiz benden bayağı bir evvel bu hobiye merak salmış. Ben de tanıştıktan sonra her şeyi Cengiz'e sormaya başladım. Abi buna bu fiyat verilir mi? Abi şuna bu fiyat daha verilir mi? Onu buldum, tabii. Şunu buldum falan diyordum. Buluşuyorduk bit pazarında. Şunu gördüm gidelim alalım mı falan gibi. Sırf bit pazarından değil ama. Yani internette de görsem orada bana Cengiz çok yardım ediyordu. Ben ondan kazık yemedim. Ama siz nasıl kazık yemediniz onu anlamadım yani. Hala bile birbirimize soruyoruz. Bunu ne kadara satarız? Bu kaç paraya? Hani bu fiyat iyi midir sence falan diye. Ben mesela güncel fiyat piyasasını bilmediğim için durula attığım oluyor hala. Hı hı. Çünkü benim gerçekten eş zamanlı, gerçek zamanlı takip edecek bir durumum yok. Abi şunlar ne kadarmış bir bakıver bile dediğim oluyor. Telefondayım, bilgisayarda mısın diye soruyorum. Bilgisayardaysa şunlara bir bakıver dediğim oluyor yani. Peki bu sonuçta hepimiz kazık kadar tabir edilen yaşlardayız. Sizinle video oyunlarına ilgisi olmayan, oyuncağa ilgisi olmayan, figüre ilgisi olmayan, çizgi romanı ilgisi olmayan insanların size verdiği tepkiler bundan hiç rahatsız oluyor musunuz? Ya da sizi hayatınızda zorlaştırıyor mu bu? Yani annenin, babanın, teyzenin, kapı komşusunun, eşinizin. Tepkiyi veren kişiyi ne kadar salladığınla ilgili veya o kişinin o konuda söz hakkının hani olması durum hani ne kadar haddi. O mesela annem babam yorum yaptığı zaman diyorum tamam mı? O geçiyor. Ama hiç üstüne vazife olmayan bir yorum yaptığı zaman ağzının ortasına vurasım geliyor. Çünkü sana ne? Senin kaynağın değil, senin mekanın değil. Ben kendi mekanımı, kendi zamanımı, kendi kaynağımı tüketiyorum. Eşim bundan minimum ölçüde rahatsızdır büyük ihtimalle. Hani eşler arasında olabilecek şekilde. Bizim ailemizde bu huzuru sağlıyor belki de. Çünkü ben deşarj olabilecek bir kanal buluyorum kendime. Sinirimi, stresimi atacak bir şey buluyorum. Benim evde sinirlenip bağırdığım... Olmaz yani öyle bir şey olmaz. Çünkü benim... Cengiz düzenli olarak Master System 2 açıp anakartına bağırır sen ne yapıyorsun diye. ben çok küfrederim var ya tamirat yaparken her kondansatörü küfrettiğim olmuştur. Tabii tamiratın yani. Ana şeylerinden biri de gerekliliklerinden biri de birazcık sövmektir. Ama söverek koplama da var. Ben de şimdi en yakın şahit Gülfer ben çok küfrederim evde küfrettiğim şey de PlayStation 3. Lan diyor elimde kol elde evde zıplaya zıplaya oyun oynuyorum yani. Bu arada herkes mesela şimdi burada biraz psikolojiye girmek istiyorum. Çünkü herkes Freud'u mesela şeyinin derdinde adam zanneder ama adamın bazı
teorileri bizim bunları neden topladığımızı çok güzel açıklıyor. Kesinlikle o noktaya gireceğim. Merak eden açsın okusun. Ama bunun kesinlikle bir terapi olduğu doğru. Benim adıma doğru yani en azından. Ya insan tabii kafayı dağıtması için bir hobi, illa bir şey toplaması, bir hobi yani bir resim yapması, bir şey, bir hobiyle uğraşması gerekiyor. Şöyle düşün. Yani lafını kesiyorum aklımdayken, yani hani CV'ye yazarlar ya, hobin ne? Müzik dinlerim, kitap okurum, spor yaparım. Fikstir 3 tane. O öyle değil. Yani arabada radyo, arabada radyo açarsan hobi değil. Yani kafanı da deşarj edeceğin, belli bir zaman ayıracağın, bir sistematikle yapacağın bir şeyi her insanın hobi bulması lazım. Hobide biraz üretim olması gerekiyor zaten. Ya. Elinle bir şey ortaya koyman veya bir şekilde zamanınla bir şey ortaya koyman gerekiyor gibi bir durum var. Terapi olması muhabbetinden mi bahsedecektim burada orada bir... Tabii tabii, onun arasına girdim ben. Mesela düşün, çok zor bir dönemim var. Bu çocukluğunda olabilir, askerden geldikten sonra olabilir, bir şeyler, hani insan psikolojisinin bozulabileceği dönemler vardır. Bir erkeğin veya kadının hayatında depresyon geçirmeye eğilimli olduğu zamanlar vardır mesela. Düşünsene mesela o depresyona girdiğin anda sana, atıyorum 9-10 yaşlarında bile olabilir bu, sana ne yardımcı olmuş? Video oyunları yardımcı olmuşsa senin tekrar sosyalleşmeni veya normal bir birey gibi muhabbete girmene o yardımcı olmuşsa o zamanlarda, o senin için çok değerli bir şey aslında. Psikolojinin içerisinde bir yeri var yani, bir puzzle gibi. Ya yani benim için hala o etkisi devam ediyor aslında. Beni daha iyi bir birey yaptığını ben düşünüyorum bu işlerle uğraşmanın. Evet yani benim bir stresimi alıyor. Peki Ozan, sana diyen olmuyor mu şey? Abi bu işin sonu nereye kadar? Diyen olmuyor mu? Ya oluyor tabii de yani sonu yok bu işin. Yani maalesef. Ben, Ozan üstadım, bu işin sonu yok. Nereye kadar toplayacaksın? Çizgi çekebilen adamlardan değil. Ama gördüğüm şeyi alırım yani. Çok alakasız. Mandal bir aldım onu kazandan yani. Çok güzel mandal. Çok retro. Çok retro. 80'lerde bizim donlar bunlarla nasılıyordu değil mi? Saçma sapan şeylerde yatırım yapıyoruz. Peki Burul, bu mahalle baskısı sende ne şekilde ilerliyor? Çevrem çok geniş olmadığı için, ben her türden de insanla görüşmediğim için herhalde, genellikle koleksiyonumu gören insanlar beğeniyor. Hani güzel buluyor. Belki kendileri o bu tarzda ürünleri evine doldurmaz. Ama çok olumsuz tepkiler almadım. Kabin harici. Ben genellikle kendi kendime kızan bir adamım bu konuda. Çünkü çok kısıtlı bir yerim olduğu için Cengiz gibi ben de kutulama, kolileme, istifleme çok fazla sevmiyorum. En azından birkaç hamlede ulaşabilecek şekilde olmalarını istiyorum. Bir şeyler, yeni bir şeyler aldığım zaman olan, hani bunu da şimdi aldık ama ne yapacağız dediğim oluyor. Ya da bana misafirle gelen ya da evimden de çalışan bir adamım ben. İş için bana gelen birisi odada buzdolabı kadar oyun kabini görüp ya da böyle raflar dolusu oyuncak gördüğü zaman şaşırıyor. En çok tepki aldığım konu, normal koleksiyon aleminden olmayan arkadaşlar için, abi bu oyuncağı niye açmıyorsun? Kutuda ne keyfi var? Tepkisi alıyorum. Ama de öyle değil mi ya? Aldığımı bir şey açacaksın. Ne de keyfi var? Şimdi abi, almışım figürle ben. Figürle de bıcı bıcı oynayacak halin var mı? Ama action figür var mı? Var mı? Bir dakika. Figür, ya açık figürlerimin mesela tozunu alırken, yıkarken, ederken açıkçası çocukluğumda yaşadığım o canlandırmaları mevzusunu tekrardan yaşıyorum. Ha evet, koltuğun kenarında o Brian sen de mi ölmüştün ha falan gibi düşme durumları. Çok da masrafa girmiyorum diyorsun. Yani bu kadar prodüksiyonu büyük tutmuyorsun. Mevzular yapmıyorum öyle. Elbette bu yaşta ama ama hani gene de dediğim gibi yani o figürü elime alıp da işte kıçına başına bakıp tozunu alırken çok hoşuma gidiyor. Yani figürü açmak evet güzel bir şey ama elimde paketli bir figürü varsa bu bana bambaşka bir his veriyor. Bu koleksiyon mevzusunda aslında en önemli şeylerinden biridir. Nostalji. Nostalji dediğimiz şey Muazzez Ersoy'un albümleri yalnızca değildir. Bir figürü diyorum yani herhangi bir malzemeyi ya da bir olayı tekrardan yaşadığımız zaman çocukluğunuzda yaşadığınız hissi hissettiriyorsa size, bu o anı hatırlamak değil, direkt o anı tekrar yaşamak olayı, bu nostalji demektir. Artık o kadar fazla nostaljik olduğu, aman nostaljik diye kullanıldı ki bu anlam kayması yaşadı maalesef. Bu koleksiyonları da tabii çoğunlukla nostalji için yapıyoruz. Yani benim Super Mario 3 çocukken oynadım. Çok şanslıydım. Onu oynadığım zaman tekrar o zamanları aklımıza gidiyor. Müzik dinlerken de çok fazla yaşarız bunu. Kapalı figür elime aldığım zaman, özellikle belli bir ölçekli figürse, özellikle Transformers'sa bir şeyse, çocukken çoğumuz bir şekilde figür, oyuncak isteyip o oyuncağı hadi tamam almaya gidiyoruz dendiği zaman o şevkle o oyuncak satılan yere gidilip elinde kapalı kutu oyuncakla dönmenin keyfini bilir. İnanılmaz bir şeydir bu. Tabii insanın kalbi başka türlü atıyor. Çocukluğun amacı budur yani. Oyuncak alınsın, ne istersin, oyuncak olsun. Ve ben tekrardan kapalı paket bir figür elime aldığım zaman
o dükkandan o oyuncağı yeniden almış ya da babam sürpriz yapıp bana bir figürü eve getirmiş gibi geliyor ve o anı tekrar yaşıyorum. Bu benim için çok kıymetli bir şey. Açmaktan daha kıymetli bir şey. Yani açık figürlerim var ama kapalı tuttuğumdan da kapalılığından da haz aldığım çok fazla figür var. O yüzden de daha anlamlı benim için. Beni ise aldım bir o işte oyun olsun. Ya bazen bit pazarına şey ambalajlı oyun denk geliyor. Fallout 2. Ambalajlı denk geldi. Al ambalajlı koy. Hayır. Açıyorum onu. Bende de öyle bir sıvı. Ya ben gece uykumdan uyanırım açarım onu ya. Yani. Uyur açar. Harbiden dürter beni. Var. Benim sealed oyunlarım da var. Yani açmıyorum. Açmak istemiyorum. Ya bak bende 3DS yoktu. Arkadaş 3DS oyunu verdi. Ambalajında. Hepimizdeki. PES 2011 yani 3D. Hepimizde var. Açtım onu abi. Açtım yani. Bakacağım onu. Açtım. Açtım cırt diye açtım. Ha böylemişim. Kapattım koydum. Ama dürtüyor. Benim açmamak üzere aldığım birkaç tane PSP oyunu vardı bu teknoloji marketlerde. Mümkün değil. 10 liraya falan satılan vardır ya. Çok da oynamayacağın ya da işte bir şekilde crackli oynayacağın oyunlar. 3 tane almıştım. Kasadaki hatun 3'ünü de açıp verdi bana. Yani, üçünü de iade etseydin. Abi sealed için aldım ben onları ve hatun böyle cart diye yırttı. Neden yaptı hiçbir fikrim yok. Ben de böyle pasifliğimden dolayı bir şey diyemedim. Açık vaziyette duruyorlar. Yalnız öyle mağazalarda onları da ambalaj atabiliyor muyum? Gerçi sen ne kadar hayır, ben, gitti yani, ben de diyorsun da. Fabrika çıkışıydı yani. O belki de fabrika farklı çıkışı olmayabiliyor zaten. Sen fabrika çıkışı aldığın şeyler aslında zaten fabrika çıkışı olmuyor. Mağaza çıkışı olur. PlayStation oyunlarının üzerlerinde holografik ya, şeyler var. O yüzden de... PSP'nin de üstünde var mı? PSP'de yok galiba. PSP'de holografik yok. Yani şeyden banttan bahsediyor mu? Cırt diye açtığın banttan bahsediyorsun. PlayStation 2 ve 360 oyunlarının... Maltepe'de var ya. Tam... Kutusunun açıldığı yerlerde holografik bir şey vardır. Anladım. Ambalajın üzerinde. Anladım. PSP'de sanırım yok. Yani ben birebir şahit oldum. Çok büyük kitap ve CD satan mağaza desem artık insanlar anlar herhalde. Aklımıza gelecek mağazalardan birinde direkt açılmış, bakılmış müzik CD'lerin tekrar orijinal ambalajında şak ya da oyunları orijinal ambalajında şak diye i̇şte koyuyorlar benim, yani. Benim de Kipa'dan ikinci el PSP oyunu almıştım vardır. Garip bir şekilde açıktı oyun gayet almıştım. Çok ucuzdu. Ya orada... Piçim bir gelip açmıştır yani oyunu. Mesela koleksiyonda aslında onun da bir adı var yani. Ve büyük ölçekli de yapılır bu iş bazen. Mağazalarda bir şekilde hasbel kadar açılmış, iade edilmiş ürünleri toplayıp release, tekrar yapıp çakıyorlar. Tekrar piyasaya sürme veya refurbish denilen işte parmak izi varsa silip işte orası burası kaymışsa düzeltip tekrar paketleyip piyasaya sürme durumu da var. Ama bunu belirtip biraz daha ucuz olması gerekiyor refurbish evet, ürünlerin. Evet refurbish durumunu belirtmemek sanırım yasa dışı ki herkes belirtiyor. Türkiye'de. Teknosa belirtmiyor. Canım ben genel dünya piyasası. Hedef göstereyim size Teknosa refurbish ürünleri çatır çatır satıyor. Ya Teknosa şey bile abi PlayStation Vita varmış ya onun ekranı kırık koyduk satışa da diyor. Ekranı kırık onun diyor. Yani belirtiyor. Abi 100 liraya koymuşuz evet ekran kırık o yüzden 100 liraya koymuşuz diyor yani adamlar. Peki bugüne kadar sizin gördüğünüz en saçma sapan abi bu koleksiyon olur mu bunun ya diye gördüğünüz bir şey var mı? Ya sümüklü mendil koleksiyonu mesela var mı böyle bir şey? Ciddi anlamda benim gördüğüm bir şey yok da bir çizgi filmde izledim bir sahne var hiç aklımdan çıkmıyor. Bak sana koleksiyonumu göstereyim diyor. Ne koleksiyon diyor. Sümük koleksiyon. Masayı ters çeviriyor masanın altında yapmışlar. Ren and Stampy mi? Evet Ren and Stampy de. Hepimiz yapmışız o bir şey. Aklımdan çıkmıyor ya. Durul sende var mı böyle bir şey? Ya duyduğumuz şeyler var. Gördüğüm bir şey yok. Ama en sıradan olan koleksiyonlar bile aslında ilgilenmeyen adamı çok saçma gelir. Her nasıl ki bizim eşe dosta oyun koleksiyonu çok saçma geliyorsa. Hepimizin annelerinin halalarının yaptığı peçete koleksiyonu dünyanın en salakça şeyidir bence. Ama peçete koleksiyonu şimdi gezmeyi seven bir insan. Hani farklı çiçeklileri değil de. Mesela farklı mekanlar üzerinde yer ismi olur, ülke adı, markalı. Şehir adı olur. Mekan isimleri... Gezmeye dayalı mevzular evet biraz daha biraz mantıklı daha ama mantıklı hani olmuş. Böyle işte çarşıdan, pazardan biraz daha farklı. Yani standart belli evet. Bir piyasası yok ya. İşte mesela Ozan geçen haftalarda bahsetmişti bu kemik koleksiyonu, hayvan kemiği koleksiyonu. Garip yani. Ben o tabii geçen kafatası koleksiyonu değiştirmişti evet. Orada ki bunu yapan cidden insanlar var. Hani koleksiyonu evet ama içim kalktı lan orada yani. O bana şey ilk kayıtta zaten Ozan bundan bahsettiğinde onun koleksiyonu mu olur lan demiştim ben mesela. Gerçekten bu tepkiyi vermiştim ama yani. Ama şey yani kafatası sana diyor. Oradan şey yapıyorsun. Bu Amerikan filmlerinde herif oraya geyiği yazmış. Öbür tarafa aslanın kafasını açmış. O da işte, bana sarmıyor. Al yani hani aslında gördüğümüz bir koleksiyonu. Ha bu arada şöyle genişleteyim sorduğum soruyu. En muazzam gelen koleksiyon var mı paylaşmak isteyeceğiniz aklınıza gelen? Öyle bir şey var mı? Ya da destekleyelim.
çevremizde mi? Hayır yani dedim ya en saçma koleksiyon sen bende yok. Peki en muazzam koleksiyon gördün, YouTube'da gördün, çevrende gördün, arkadaşlarında. Empatik olarak insanların genellikle onaylamaya eğilimli olduğu koleksiyonlar Cengiz'in bahsettiği gibi. Hani ben böyle bir kolye dolusu işte magnet ya da çakıl taşı göstersem desem ki bu her çakıl taşıyı farklı ülkelerden aldım. İşte bunu Malta'dan aldım, yerden buldum bilmem ne desem insanlar biraz daha yürekleri ısınıyor ve daha mantıklı buluyorlar bunu. Öyle bir sahne şeyde vardı. Band of Brothers'da vardı galiba. Her gittiği, savaştığı her ülkeden bir toprak alıyordu. Konserve kutusuna koyuyordu, götürecekti. Ya bu taş alma meselesi birçok insanda var zaten. Gittiği ülkeden taş bir şey. Bedava. Çok makul. Yani bir ufak ufacık bir şey. Büyük anılar yükleyebileceğim bir şey. Bir ufak çakıl taşına. Kaçmayın oğlum. Kaçmayın oğlum. Burada biz dünyanın arkadaşına hemen aklına herhalde video oyunu konulu. Bu Sega formasıyla çıkan bir arkadaş vardı ya Guinness'e kaydettirdi koleksiyonu. Sonra da sattı. Sattı mı bilemiyorum o parayı verdiler mi sattı mı? Mesela tek bir tane işaret edemem ama sunumu bakımından muazzam gelenler var bir de. Hani içerikten ziyade sunumunun muazzamlığıyla bizi etkileyen her gün bir tane görüyoruz. Çok değerli toplu konuşamadık ama koleksiyon mevzusunun en büyük dallarından biri de aslında bunu sergilemektir. Hani en az koleksiyon kadar hatta biriktirdiği malzemeden daha fazla para harcayan insanlar vardır. Evet. Mesela benim kutusu olmayan işte Super Nintendo NES oyunlarını ona bir şekilde sığacak bir kutu bulup da retail kutu baskısıyla bastırıp da saklama durumum var. Rafa baktığın zaman çok güzel gözüküyor. Fazla yer topluyor. Sende var canım, sapıklık var sende canım o konuda yani. Ya da işte ne bileyim ben her Game Boy oyununu bir şekilde duvarda vitrine düzgün bir ışıklandırmayla ya da UV filtrelerle gösteren çok istiyorum ama. Çok düzgün yurt dışında insanlar var internetten gördüğümüz. Hani tamamen kapalı kutular ardında, bantlar ardında evet içeride Amerika'da çıkmış bütün Game Boy oyunları var demek çok mantıklı değil. 100 tane oyunun olsun onları güzel bir şekilde duvarda sergile. Burada işte aslında çok bahsetmedik. Tanımlamayı bitiremiyoruz. Çünkü kişiye göre değişiyor. Ama tanımlardan biri kesinlikle sunum ve üretkenlik bence. Yani koleksiyonlar yapan şeylerden biri odur. Yani retro camiasında işte online dergi yapan çocuklar var. Abilerimiz var. O da genelde yazılım ağırlıklı oluyor. Sega'cı ya da işte Atari'ci. Bit sektörü vardı yani, değil mi en son evet, bu? Bit sektör vardı. Orada sen de isim babasıydın. İkinci sayısı çıktı mı onun? Çıktı. Yani çıkmadı. Hazırlık aşamasında. Mesela bu üretkenliği gösteriyor. Yani orayı bir şeyler yapıp üretmek, yayınlamak ya da işte güzel bir retro odası yapıp bunu sürekli yayınlamak, paylaşmak hoş. Yani koleksiyonerliği adam gibi çizgiye oturtmak bu oluyor zaten. Tabii yani birisi gelip de bana çok yüklü bir miktar para verse, elimdeki bütün oyunları satın alsa ertesi gün koleksiyoner olmuş olmuyor aslında. Tabii ki yani sonuçta bazı arkadaşlarımız bir günde koleksiyoner olabiliyor. Paranın gücü bu. Yani abi, ama zart diye... Şimdi koleksiyon bu koleksiyonerlikten ziyade koleksiyon satın almak gibi de oluyor. Koleksiyon sahibi oluyorsun. Koleksiyon satın almak gibi koleksiyon sahibi gibidir. Oluyorsun. Onu biriktirmedin ki sen yani. Bunu. Koleksiyonerlik ona hani biraz daha efor... Ya işte ama yani adam... Anlam yükleyerek efor sarf şimdi, etme. Bak çok felsefik olaylara giriyoruz. Şimdi parayı bastırıp satın alan adam koleksiyoncu mudur? Koleksiyonunu satan adam koleksiyonculuktan çıkmış mıdır? Bir koleksiyoncu şey. Hiçbir zaman koleksiyonculuğu bırakmaz abi. Hani kibrit çöpü toplar, kalem toplar. Yani o mevzu her zaman vardır. Ya da hani koleksiyonu küsmüştür. Hiçbir şey biriktirmez ama hiçbir şey biriktirmemesinin de acısını mutlaka bir taraflarında çeker. Hatıralar biriktirir. Yapmasın öyle şey. Böyle çeşitli toplama şekillerinden bahsettik. Peki siz bu işin hangi noktada bokunun çıktığını düşünüyorsunuz? Ben bu işin her gördüğünü almaya başlama kısmından bokunun çıktığını düşünüyorum. Yani hiç bokunu çıkarttın mı? Onu söyle. Hiç bokunu çıkartmadım ama ulan bokunu çıkarırım ben bu işin dedim kendi kendime ama bokunu çıkartma yerine gelmedim. Yani burada kitaplara merakı varken öbür tarafta kalemtıraş topluyor. Buradan hesap makinelerine dalıyorsa adam ki dalan adamlar var. Lan bokunu, beni tarif ettim. Bokunu çıkartıyorsun abi o zaman yani. Ama sende koleksiyon çok dallanmış budaklanmış durumda zaten. Yani o zaman boku çıkmış sende farkında değilsin. Bokunu çıkart. Bokunu çıkarttım farkındayım zaten söyledim. Baş edemiyorum zaten. Boku çıkartmış yani bir adam. Her şeyi bilen bir adamım. Yani bir şeyden bahsederken aa evet bende olacaktı o deyip de 45 dakikada bulamıyorsan onu
mevzunun boku çıkmış demektir. Böyle ufacık bir şey aldığın zaman bile ben bunu nereye koyacağım diye düşünüyorsan mevzunun boku çıkmış demektir. Bu arada mevzunun sınırlarımızı zorlamak anlamında kullanıyorsun değil mi sen burada? Evet, yani şey, yalnızca video oyun biriktiriyorum sözde. Ama benimki de çok dağınık bir koleksiyon aslında. Hani klasik bilgisayar var, işte klasik bilgisayar oyunu var, işte Nintendo var, Cart var, Curt var. Ha, vazgeçemeyeceğim bazı şeyler var. Cengiz'le çok benzişiyoruz o konuda. Ben de NES ve PlayStation 1 en çok, hani kafama silah dayasalar, hepsini yakacağız, hangileri kalsın deseler, en azları olmasına rağmen NES ve PlayStation 1'leri bırak abi derim ben de. Ya şimdi bu bokun çıkması dediğimizde bu olayın bence çok abartılması, yani gereğinden fazla abartı şeklinde girişilmesi ve ondan sonra da hani bu 90'larda görüyorduk ya, çöp evlere dönmesi. Tabi yani 3 metreküp odaya 6 metreküplü bir şey, bir oyun malzemesi tıkıştırmaya çalıştırmak bokun çıkmasıdır işte. Ya sanırım Serkan burada hoarding'den bahsetmeye çalışıyor. Bu gereksiz her şeyi toplayıp çöp evden farksız bir koleksiyon evi yapmaya dönen adam. Tabii ya, çok inanılmaz kaliteli şeyler de biriktirip hoarding yapabilirsin. Hani güzel bakmıyorsan bunlara, ya da yani salonun yarısına kadar koliler olmuşsa içinde, yani hepsi inanılmaz nadir kartuşlar, oyun makineleri de olsa çok bir anlamı yok bence. Mesela biz dedik ya, hani güzel sergilemek önemli. Bir de koliye koyanlar, hani bunu yatırım olarak veya arşivlemek olarak düşünenler var dedik. Bir de koliye de koymayan var ya. Büyük sıkıntı bence o yani. Eğer artık onu, bu artık bende var, aha bunu da bunun üstüne çakayım, bu PlayStation'lar burada dursun, işte bu bunlar burada satın dursun aldıktan ya. Sonra unutan. Mevzu bitiyorsa, evet Cengiz'in dediği gibi, hani ben bunu aldım tamam, artık bu zaten benim oldu, bu gerisinde çok önemi yok. Hani şu köşede de dursa olur, tavanda da dursa olur. İşte hani o bokunu çıkarmak bu oluyor zaten. Bizce. Zaten bunun da biraz ilerisi dediğim gibi, yani hani bu çok çöp evler çıktı ya bir zamanlar. Hani sırf bizde değil, şeyde de, bu TLC'de falan gösteriyorlar. Evet. Adamların evi çöp ev olmuş, işte birileri geliyor temizliyor. İstifçiler. Adam yani bir tane gazete, hangi gazete olduğu belli değil. Zaten başı falan yok. Islanmış, yağmurda kalmış. Adam atamıyor onu. Yani o benim diyor. Atamamak, satamamak durumları. Hani değerine de satamıyor. Değerinin üstüne satamayan adam da var. Peki siz satabilir misiniz? Şöyle. Ben ya mesela ben diyorum ya, çok yaklaşımlarımız, hani burada kişisel yaklaşımlardan bahsediyoruz. Hep farklı farklı yaklaşıyoruz aslında. Hani çok benzer olsa da farklı yaklaşımlar var. Benim mesela bir ara McDonald's oyuncakları topluyordum. Hı hı. Böyle sevdiğim şeylerle alakalı ama. Video oyunu veya sevdiğim çizgi filmlerle ilgili. Sonra bir CD alırken biri düşmeye başladı. Bir CD alırken biri düşmeye başladı. Ben kürekle sattım onları. Misal. Ha evet. Anlatabiliyor muyum? Ama asıl alanın o değildi mesela. Ya da ben çiftli olanları satıyorum. Şu an benim elimde çiftli herhangi bir figür ya da oyun yok. Satma değil mesela. Eğer şöyle ama bir kafa varsa, hani ben bunu elimde son kalan oyun olsa ve vaktimi video oyunuyla geçirebilecek bir aralığım olsa bunu takar oynar mıyım? Eğer cevabım hayırsa ben onu hediye bile edebilirim. Yani çok rahat bir şekilde PlayStation 1 de olsa, NES de olsa elden çıkarabilirim yani. Anladım. Yani mesela ben bazen düşünüyorum, hani aniden çok değişik kararlar verip de bütün koleksiyonu satan insanlardan bahsettik. Bazı düşünüyorum ya, hani bizim bu yaptığımız iş bir problem midir? Hani yer yok, bilmem ne yok ve hani çok fazla oyun var. Yüzlerce oyun var. Ciddi anlamda bunların hepsini bitirmeye çalışsam ben. Yüzde kaçını oynadın ki? Bitirmeye bırak evet, da yüzde hani, kaçını oynadın? Çok fazla vaktimi alacak. Ömrümün sonuna yetecek kadar oyun var elimde. Hala da almaya devam ediyorum sevdiğim oyunları. Bir şekilde oynamaya çalışıyorum falan filan. Yani bu bir problem midir acaba? Ben bunları elimden çıkarsam nasıl olur diye düşündüm. Aniden hepsini elimden çıkarttığım zaman da çok büyük yoksunluk çekeceğimin farkına vardım ben. Şimdi ben bunu de yaşayıp geri dönenler var koleksiyon işine. Evet, her şeyi satıp da sıfırdan aynı şeyleri biriktirmeye başlayanlar var. Şöyle bir şey var bende. Şimdi bu yaptığımız, biriktirdiğimiz, koleksiyonu yaptığımız şeyler benim ruhsal olarak huzurumda belli bir yere sahip ögeler. Ruhsal huzurundan ziyade kişiliğimizin de bir parçası artık. Yani Cengiz dendiği zaman evet, Cengiz oyun konsolu biriktirir. Ve elleri ekranda gözükür. Ya da hani bizim için de aynı şey geçerli. Yani okulda Ozan'ı görüp de arkasından bitçi diye bağıranlar var. Yani arkadaşları. Tabii canım, mesela oyun, video oyun temalı ürünleri benim karşıma geliyor. Ben Cengiz'e bak diyorum, bu sen bununla ilgilenirsin. Cengiz sana diyor. Sen Ozan'a diyorsun farklı farklı ürünlerde. Hepimiz aynı şeyleri biriktirmemize rağmen, örneğin bir Mortal Kombat görüyor, Cengiz bana paslıyor. İşin güzelleştiği taraf da aslında aşırı ortak olmadığımız noktalar, evet, oluyor. Evet. Çünkü gönül rahatlığıyla herhangi bir beklenti veya takas içinde olmadan aldım. O bizim elimize bir şekilde gelmişse veya aldığımız şeyler arasında bize gelmişse, bedelsiz veya çok cüzi, hani masrafına kadar bir paraya birbirimize paslayabiliyoruz hemen. O an içinde bulunduğumuz maddi duruma göre tabii değişiyor. Şeye dönecek olursak, deminki soruya dönecek olursam ben, ruhsal
huzurumda bir öge bunlar. Ben hoşuma gidiyor. Onu görmem, onunla oynamam, onun sadece orada sergilenmesi, durması. Eğer bu noktadaki önemini yitirirse ben de hepsini satabilirim. Hiç problem değil. Şöyle de olmuştur. Bende klasik bilgisayarlar vardı. Durul'daki gibi. Amstrad, Sinclair, Atari 800X Large, işte Commodore ekmek kasa falan. Baktım. Güzel durmuyor koyduğum yerde. Yani görsel olarak olur beni iğreti etmeye başladı şeyler. İstif gibi dizmeye başladım. Yerim yok onları dizmek için. Ve kendimi sınırlamaya gittim. Ya bunlar konsollar duracak ya klasik bilgisayarlar duracak diye. İşte Amiga 500 var bunun içinde. Bir tek Amiga 600'ü tuttum. Daha sonradan da denk geldi Commodore 128. Onu da elden çıkartacaktım. Olmadı. Bir şeyler oldu. Bende kaldı o. Hepsini sattım gitti. Hiç de üzülmedim yani. Anladım. Bir dönem rafta konsollar birbirine değince sıkılıyordum böyle, anlatabiliyor muyum? Böyle bir darlama geliyordu. Şimdi rafın üzerine silme sığdıkları zaman nasıl seviniyorum? Yer yok abi. Benim açıkçası kendi adıma biraz rahatsız edici bulduğum ve hayretle karşıladığım bir toplayıcı tipi var. Herhangi bir nostaljik bağ vesaire değil de can sıkıntısından toplayan adam var. Ben artık ne yapayım? Çok canım sıkılıyor. Lan koleksiyoner olayım bari de şunları toplayayım diye işe giren adamlar var. Abi eğer adam koleksiyoncuysa, ya böyle adam koleksiyoncu değildir. Yani küçükken futbolcu kartı toplamayan, taso toplamayan, gazoz kapağı toplamayan adam 35 yaşında, 40 yaşında ya benim canım sıkılıyor, ben koleksiyon yapayım diyemez. 3 gün toplar, 5 gün toplar, 10 tane mal toplar, o orada kalır. Yani bu insan kişiliğiyle alakalı bir şey. Abi haklısın. Ben ufakken taso biriktirirdim ve şu anki gibi davranış şeklimi sergilerdim. Ben tasolarımla millet oynardı, çoğaltmaya çalışırdı. Ben çıktığı zaman tasoları yıkardım ve hiçbir zaman oynamazdım. Çünkü oynandığı zaman eziliyor, büzülüyor, üstündeki yazılar siliniyor diye çıktığı gibi saklardım. Bak çocukluklarımız bugünkü hallerimizde nasıl bir referans oluşturuyor. Şu anda da açmıyor. Tabii. Açmadığı kutular var. Ben diyorum ya, dürter o beni. Ben de futbolcu kartlarımı gece cebimde yatardım ya. Bak bir bel çantam şey yapardım. Bir tane bel çantam vardı. Onun içine doldurdum. Gece yanında misafirliğe giderdik. Ceplerim böyle futbolcu kartı olurdu benim. Ben de yanımda olacak illa o. Mesela toplama şeyim biraz scavenger derler ya. Ne derler? Kim hani derler oğlum? Bir yerden hakikçesi ne olur bunun abi? Bir yerden değerli bir şeyi arayıp bulmak. Hazine yani abi. Satın almak değil veya takasla değil. Hani menbaana gidip dalından koparmak gibi. Evet. Şöyle. Japonya'ya gidip bit pazarını bulup ikinci el mağazasını bulup. Hayır hayır. Mesela terk edilmiş fabrikaya gidiyorsun kimseden izin almadan. Belli ki geliyorsun orada. İşte ben ona diyeceğim. Hani küçüklüğünde bir şey toplamamış diyorsun ya. Ben Budist gibi yaşadığım için çocukluğumu. Ben de şey yapardım. Eski evimiz vardı bizim köyde. Ama içerisindeki eşyaların büyük bir çoğunluğu orada dururdu. Çünkü o eşyalar da aşırı eskiydi. Ev de aşırı eskiydi. Yeni eve geçerken bırakılmış yani orada. Anahtarlar bırakılmış, bazı eski paralar bırakılmış. Hani tedavülden kalkmış paralar bırakılmış. Mektup, fotoğraf, resim. Aklına gelebilecek, halı altında unutulabilecek, tahta arasında unutulabilecek bir sürü şey bırakılmış zamanında. Oraya giderdik. Bizim o ev de kapalıydı. Annem, işte babam falan kızardı oraya girmemize. Biz dışından doğru tırmanırdık evin taşlara basa basa. Balkonundan içeri girerdik kendi evimiz yani. İçeride hazine avı yapardık yani. Evet. Anahtarları biriktirirdik, işte farklı şekilde çivileri bile hani böyle biriktirip dizmişliğim var. Ama tabii kendi alanının olmayışı çocukken onların bugüne kadar gelmesine engelledim. Tabii lan çividen koleksiyon mu olursun abi, sen de? Öyle değil. Bak, değişik. Bokunu çıkartmak bu işte çividen koleksiyon gelmek. Çocukken beleş olarak neyi toplayabilirim? Ama öyle bir durum var yani. Çocukken bedava masraf. Tabii tabii toplar. Yani işte gazoz kapağı ondan çıkmamış mıdır abi? Herkesin taş topluyor abi sayılır. Herkesin parası meşeye yetmezdi. Gazoz kapağı öyle icat edildi. Bu arada sen çocukken nostalji, ya çocukken kullandığımız şeyler, şu günümüze nostalji tetiklemeyen şeyler biriktirmek çok mantıklı değil dedin. Tam tersi aslında. Hani ben MSX hayatımda görmedim. Onu öyle demek istemedim. Yani 35-40 yaşına kadar biriktirmekle ilgili koleksiyon herhangi küçüklükten gelir mi diyorsun? Ha, evet yani hiçbir şey yani biriktirmek ihtiyacı duymamış. Biz biriktirme ihtiyacı duyuyoruz. Anladım. Yani tutma ihtiyacı duymamış 40 yaşından sonra o zaman ben koleksiyon yapayım biriktirmeye başlayayım. O yaştan sonra işte o sözlükte herifin biriyle ben şey yapmıştım. Ya ben bir şey yapmamıştım da herif beni rencide etmişti o konuda saçma bir şekilde. Ben o zaman olan konsolları böyle koyup fotoğrafını çekmiştim. Temizliyordum. Yan yana koydum, güzeldi, bir görüntüsü var bence.
Bunu da işte Xbox'un fotoğraf paylaşma yerine koymuştum konsollar diye. İlgi göreceğini düşündüğüm için. İlgi gördü de işte. Milletin verdiği ilk tepki, vay arkadaş çocukken babanlar seni ne kadar çok sevmiş bilmem ne falan filan. Ya dedim ki, ben abi, bir yazıda paylaşmışım. Hani öyle bir şey değil. Yani çok azı bunların benim çocukken sahip olduğum şeyler. Onlar da var ama bazıları çocukken sağda solda oynayıp daha sonradan edindiğim şeyler. Çoğu da daha sonradan tanıştığım ve biriktirdiğim şeyler. Oradan çıktı muhteremin biri. Yaptığın şey toplayıcılık, hurdacılık, koleksiyon demek anı demektir. Sahip olmadığın şeylerin, işte kullanmadığın şeyleri niye biriktiriyorsun falan filan diye. Kullanıyorum şu an. Ya mint olacakmış ona göre. Yani kutusunda açılmamış olacakmış ya da ufakken sahip olduğun şeyler olacakmış. O zengin kolektör işte. Zengin kolektör de abi 2. Dünya Savaşı'na kullanılmış silahları, üniformaları biriktiren adamdan 2. Dünya Savaşı'na mı girdiler anasını satayım? Mint olmazsa kutusunda olmasa almamam. Hani çok saçma bir yorum yapmıştı. Tabii ki ya. Uzatmadım ben de mevzuyu. İyi yapmışsın. Benim yine kendi açımdan hani biri getirip de bak benim koleksiyonum bu dedikten sonra lan bu nasıl koleksiyon demek benim haddime düşmez. Benim videoları izleyen genç bir arkadaş vardı. Genç dediğim işte 10'lu yaşlarda olması gereken bir arkadaş. Epey genç. Kendi bir YouTube videosu çekmiş. YouTube videosunda da 3-4 tane Famiclone kartuşu var. Bunların içinde işte resimlerini anlatıyor. İçindeki oyunları anlatıyor. Ya bu resme koymuşlar aslında bu oyun yok. Ne alaka var diyor. Arkaya da bir tane beğen butonu yapmış. Karton mukavvaya kırmızı beyazla evet. Çizmiş. Onu koymuş. O da çok yaratıcı gelmişti bana. Şimdi bu çocuk çıksa bana işte benim de abi koleksiyonum bu dese lan ondan koleksiyon olur mu diye haddim mi bu benim ya? Ona adam için o değerli, tabii. O kıymetli ona bir şey yüklemiş. Benim haddim değil abi. Ben kimseye öyle bir yorum yapamam yani. Daha sonradan tanışıp da hastası olduğumuz ürünler de var. Hani işte Cengiz'in de benim de. Yani Cengiz Turbo Express mi gördün çocukken Vectrex abi? Vectrex mi gördün? Vectrex ilk gördüm de babamın bana yılbaşında yaptığı sürprizler. Hani benim de sonradan görüp işte MSX mesela çok sonra gördüğüm bir cihaz. Hastası kaldım MSX'in. Şu an mesela çok siz uğraşmazsınız belki evde teypten meypten oyun yüklemeye. Ben diyor bu manyak işte ya. MSX'in hastası olmuş. Hani audio dosyasından oyun yükleyip de MSX'den ben oyun oynuyorum. Genellikle Spectrum portlarıdır. İğrençtir oyunları ama seviyorum ben işte oynuyorum. MSX'in çok da iğrenç değildir ya. Spectrum portları çok kötü. Ha, yoksa daha düşük sistemden port ettiğin için. Coleco gücünde bir cihaz normalde yani çok yüz düzgün oyunları var. Ben de burada makar olsun diye diyorum canım. Yoksa yani benim MSX de yorum yapma şansım yok çünkü oynamışlığım yok. MSX güzel alet. Sesi falan çok güzel de benim de hani bağlı olduğum bir alet değil yani. Dendik. Loader vesaire olması lazım. İşin ilginci de MSX'e ne loader yapılsa, loader dediğim de bu arada flash kartları kastediyorum tabii ki veya benzer çözümleri kastediyorum. Ne yapılsa çok pahalı oluyor arkadaş yani. Hiç MSX'e ısınamadım o yüzden. MSX sürüyor. Japon, yalnızca Japonya'da zamanında çıktığı zaman Japonya'da ev bilgisayar olarak çok tutmuş bir şey olduğu için az miktarlarda satılıyor bunlar. Yani neredeyse evde üretilen ya da az miktarlarda üretildiği için de çok fazla para satılmıyor. Mesela Spectrum İngiltere'de inanılmaz satılmış bir şey olduğu için çıkan ürünler gene Spectrum için günümüze çıkan fena fiyatları satılmıyor. Commodore 64 dünyasal başarı sağladığı için de Commodore 64 aksesuarları hala çok ucuza satılabiliyor. Uygun. Evet. Bir de herkes de olduğu için pazarı da geniş oluyor. Evet. Yani herkes potansiyeli de var. Yüksek. Abi. Evet. Evet, otokontrolü yavaş yavaş biz kaybediyoruz burada. Normalde söyleyeceğiniz başka şey var mı diye sorarım ama bu hafta sormayacağım. Çünkü konuşmaya kalktık mı biz durmadan bu konu üstünde konuşuyoruz. Tabii birbirimizin kalbini kırıyoruz. Evet arkadaşlar, 5. bölümümüz benim bu kalemi tıklatmamla burada son buluyor. Ben Serkan Aslan, yanımda Cengiz Ermiş, Durul Varol ve Ozan Sarı vardı. Diğer yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Bye bye. Görüşmek üzere. See you. Bye.